Aslında böyle önceki Civ'lerde daha güzel bir yapısı vardı bunun. Civ 6 bunu birazcık böyle hani oy ver kazanan kazanırcılığa çekti. Ya bir keşke kapatabilsek onu. Ben çok sıkılıyorum şeyden ya. Buradaki World Congress mantığından. Yani Ben daha şey hiç görmediğim için. diplomatik victory'yi kapatırsanız çıkmaz aslında mantıken. Yani oraya çıkar da yani bas geç olur. O yüzden diyorum. Ha, evet. Ya biz şeyi istemiyoruz abi. O güzel güzel oynuyorsun. Öyle bir anda menü çıkıyor. Böyle flow'unu bozuyor, anladın mı? Ben gıcık oluyorum şeye bir. Yani şeyi bir türlü sevemedim. World Congress'i. Ya ama şu çok enteresan. Bu gereksiz challenge'lar var ya. Yani Maori ile şey vardı abi. Şehir kurmadan zafer alabiliyorsun diplomatik victory'de. Baya Sen hani şey yaptın mı? Kore ile tek şehir science victory yapabildin mi? evet abi Bir de öyle bir yaptım. challenge Yaptım. şehirden. Oo. 6 tane en üst AI böyle saçma çok saçma bir yolculuk oldu ama yaptım başardım yani onu. Lan gerçekten Bizim bak Kore'yi seviyeyi zaten biliyorsun. güzel Tuna'yı da yeni anlamamışsın. ekledik. Tuna'nın seviyede de en son ne yaptık? Karşı tarafa kim aldık? Çocuk bir tane AI aldık. Onu falan tokatladık. Tuna'nın şu an Pintipanda'nın yani özgüveni aşırı yüksek. O yüzden bugün şey yap sen. Yine çok Ben yelkenler biçilecek diye girdim yayına ya. bayağı Şey yaptık kudretli abi. giriş. Bir önceki oyuna böyle Warlord Chieftain falan aldık karşıya. Panda'yı onları tokatlattık. Panda o yüzden biraz şey böyle. Tamam abi Civilization'ı bitirdik falan tarzında biraz. Yok ya ben şu Bakalım. anda kafamda yok ettim ya. Bitti. Hadi gerçeklerle karşılaşacağız. Hadi oradan bir date abi ne? Hadi iki date alalım lütfen. Oğlum şaka şaka yok öyle bir şey. Ama yakalarsam ceddin deden neslin baban. Yok yakalayamazsam hayırlısı kısmet. Bana şey Can dedi ki seni Maori yapalım dedi. Ben okyanusların içerisinde zaten donacağım büyük ihtimalle artık. Abi şimdi şey diyeceğim. Tancan da Mantıklı gelecek abi. biraz Bir dakika sonra. bunu atlatalım. Yok öyle bir şey. Eli yapıp 4v4 yapalım da sen bizim uygarlıkları gör. Bize biraz eğitim tarzı yap. Daha Tuna şey Panda'nın ikinci oyun ya bu. Yok yani şöyle yapabiliriz istiyorsanız. Ya ben bayağı böyle observer mod tadına takılabilirim yani hiç problem değil. Şey Yok bence açısından oyna sen de abi. Mis gibi şey sen, yapalım. sen de oyna zaten hatta biz de sana şey diyeyim. Onu niye öyle yaptın falan diye soralım. Biz de sana bakarız. Hem yani böyle daha Okey okey. yakışıklı kakışıklı olur. Tamam olur. Şey ya böyle medeniyetler sofrası işte. Herkes öğrendiğini yanındakini paylaşsın diye. Aynen. Aa, ben Sevgili bu Tuna sofrası bu modlayanı akşam. Tuna'nın Sungur'a gerek yok zaten. Tuna'nın kanal linkini bir paylaşabilir miyiz? En azından Civilization'cılar doğru otoriteye, doğru kanala bilgi ulaşsınlar. Çok teşekkürler. Çok sağ Ben nasıl koydum 80 GB videoyu kesmeden ol. çat diye. Videonun yüklenmesi hadi gece bir şekilde yüklenmiş, işlenmesi 6 saat sürdü YouTube'da. Öğleden sonra falan anca işleyebildi YouTube. 6 Peki saat. izledi mi millet? Yorumlar falan nasıl? Biz Civilization yayınlarda çok oynuyoruz da ben YouTube'a hiç atmıyorum mesela. Abi şöyle yani seven, merak eden var. Sonuna kadar izleyen belki %10'udur. O da Ama bir fena Fall Guys değil diyorsun. değil. Kardeşim Fall Guys'a bakıyorum 90 bin Civilization ki 45 bin ya 50 bin hatta çok iyi. 5000'i sonuna kadar izlese tamam. 500'ü sonuna kadar izlese bence çok iyi. Bence de öyle bu arada. Civilization ayrı bir şey ya. Zaten geçen sen de 400 TL Civilization almışsın, fotoğrafını atmışsın ya. Herkes şey diyor, abi 400 lira kaç senelik oyun falan diyor ama. Öyle bir şey değil Civilization yani. Yok evet. Ben Çok... Osmanlı'yı şey yapınca fark ettim ki öyle ecdatçı falan filan damarım yoktur. Tamam herkes kadar milliyetçiyim de oradan müzikleri bir verince ben kendimi kaybettim ya bir oynayayım dedim şöyle Osmanlı'yla. Bir saat sabah kalktım oynadım. Kendinden geçiyorsun bir yerden sonra. Ha Aa eyvallah sen yayın dışı da Civilization oynamaya başladın artık. Tamam abi sen eyvallah. Aa tehlike büyük. olmuşsun. Tehlike çok büyük şu an. Ben Yalnızsın. böyle 500 Tehlike lira büyük. verdim. En az 500 saat oynamadan bırakmam ki. Tabii saatini 1 bir saat lira verdim. getirmek lazım. Tabii ben memur çocuğum karşılığını alacağım. Saat başı 1 TL. İnternet kafe gibi düşünün. 500 saat oynarsam tamam karşılığını aldım dedim. Tabii çok çok kritik. Bu arada özellikle Osmanlı'nın Atomic Era müziği yani gerçekten bambaşka yani. Hani böyle bir çalışma yok. Ben çok büyük zevk her gün dinliyorum. Gerçekten böyle hani gereksiz gaz istediğin zaman açıp dinlemen gereken bir çalışma olmuş. Müthiş ya evet. Oğuzhan sana chatten kalp atacağım. 6,5 saat yayın tekrarı izlemiş adam. Sana kalp Oğuzhan. Ben de Heh, hemen heh. chatime bir soru soruyorum. Aynen. Arkadaşlar Discord'larda ses seviyeleri iyi mi? Bana bir onu söyleyin şimdi. Çok konuklu Oha, olduğumuz helal zaman onu olsun bir lan. ayarlamak Aynı lazım. soruyu soracaktım ben de. Çünkü biri fazla diyor, biri kısık diyor. Sevgili moderatörler, Tuna ve Sungur'un sesi ya Tancan'da aynı şeyde olacaktır. Net duyuyorsanız tamam. Ya patlamıyorsa ya da çok kısık kalmıyorsa.
Bizdekiler iyi diyor valla. Valla bizim tarafta da sorun yok. Ben de yayına girdim bir yandan böyle. Sizlerle birlikte burada olmak çok büyük şans ve keyif. Bakalım nereye bağlanacak. Ben çok heyecanlandım şey için. Multiplayer aslında çok oynamıyorum. Yani böyle rakamlara karşı oynamayı çok seviyorum. Gerçek insan personası olunca biraz böyle hikaye farklı, adamın yüzüne bakıp bir hainlik yapamıyorsun kolay kolay, tamam mı? Bu da başka bir konu. Bak öğreneceğiz. Öğreneceğiz bunları da. Şimdi, abi insanlı Civilization oyununda biraz şey var. Monopoly Gaming var. Yani benim hakikaten böyle mesela bizim ekiple oyunlarımızda çok dayak yiyeceğim savaşlarda. Abi sen bilirsin, savaş uzar, istersen kapatalım falan filan diye böyle. Anladın mı? İnsanın insanı işlemesi daha farklı bir şey. Zaten şeyi biliyorsun abi. Tuna bu arada game designer arkadaşlar. Tüm seyircilere söyleyeyim, bilmeyenler için. Tuna Pomir'den bahsediyorum. Bir tip adam değil. Adam şeyi de biliyordur o yüzden. Yani şimdi bir sayılara karşı oynanan oyun tipi var. Bir de insanlara karşı oynanan oyun tipi var. Ve ikisi gerçekten hiçbir zaman birbirine benzemiyor bu arada yani. Tabii ki çok başka. Özellikle yani bunu zaten daha ağırlıklı olarak yani seninle de oynadık Can, hatırlarsın. Bizim Board Royale vardı oyun. Ya oradaki mesela ihanet hani top seviyede bir oyun olduğu için şimdi tabii. Onu dijitale mesela aktarma bize çok soru geliyor. Hani bu tecrübeyi dijitale aktarabilir misin diye. Olmuyor yani, mikrofona konuşup senin kafanı kırdım deyip kart mı fırlatacağım adama yani, hani anladın mı, başka bir şey. Ve dijital oyunlarda bile olsa gerçek bir rakibin var, bir de özellikle konuştuğun birine karşı yani böyle yapacaksın yani, o bir şekilde yapılıyor o pislik yani, bir fitne düşüyor içeri direkt. Bu arada şey yaptım şimdi, size invite'ları ben attım ama Panda sen online gözükmüyorsun oyunda. Şu hemen oluyorum. Yani Sungur bunu iltifat mı alır, hakaret mi bilmiyorum ama hani yüzüne bakıp pislik yapma konusunda ben Sungur kadar iyisini görmedim daha evvel. Bunu bana Monopoly de yaptı. En son Civilization'da da benim dinimi, imanımı kafir yaptı. Sungur net ya, müthiş bir şey. Ya var bir kişi daha var abi ama o sürekli bize abicim abicim çektiği için çok belli etmiyor. Tanıdığımı bilmiyorum kimden bahsettiğimi. Yoksa o da aklında, o konuda çok iyi. Aklımda iki kişi var. Büyük ihtimalle ilki zaten. Muhtemelen. İşte evet. Kimin kardeşi yani, o da hani anladın mı? Aynı şeyden geçmişiz biz o konuda. Okey, planlar ne? Random mı? Nedir şeyler? Setup ne düşünüyorsunuz bu arada? Valla biraz şey yapalım. Yani Panda sen ne tarz bir oyun oynamak istiyorsun bugün? Çünkü bir noktada hepimiz tek başımıza takılıyoruz ama hani mesela Osmanlı'yı alayım Fethiye çıkayım diyorsam, çünkü sonuçta şöyle düşünüyorum, kanala da atacaksın ya, bir konsepte oturtursak daha eğlenceli bir yayın olur hepimiz ben için. Ben gene hani bu defa şimdi ilk oynadığımızda tam Fethi Domination gittim ama hem basit bir düşmandı, basit yapay zekaydı değil mi? O kolay da oynadık. Hani evet. Osmanlı'yla bir kere daha böyle Fethi kafasında oynamak istiyorum. Sonraki oyunlarda başka ırklarla diğer şeylere yönelirim. Tamam, o zaman şöyle yapıyorum. Ben genelde bir de rahat oluyor. Karşıya 4 tane yapay zeka alalım. Biz de 4 kişi olalım. Süper. Üleşe üleşe oynarız diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel olur. Continents ya da Pangea yapalım. Pangea biraz kolay oluyor. Continents yaparsak daha eğleniriz gibi geliyor bana. Şöyle, ama ben de oyundaki bütün modlara hakim değilim. Tuna, senin ekstra söyleyeceğin bir şey olursa evet, söyle yani. Evet, aslında onu diyecektim. Özellikle yani yapay zekayı ne seviyede tutacağımız birazcık kritik. Ya çünkü yukarı doğru çıktıkça bir rakibinin bir kıtada tek başına olmasını istemezsin. Yani şundan ötürü erişemiyorsun ve adam çok güvenli. Yani o denizleri aşmadan adamı gidemiyorsun durumu oluyor. O yüzden de birazcık yapay zekanın seviyesi belirliyor diyebilirim bunu yani. Hani İyi mi müzik sesi? Beni yönlendirin. Ya abi sen bir şey gibi düşün. Biz karşıya 3 prens, hani sen Sera sana da bela olsun diye bir king alalım. Sen king'i zaten döversin de hani, anladın mı? Tamam. Kafamızda king'in puanı belli olur. Yani ben çünkü genelde durumuma göre king'e yetişebiliyorum ama king benim dengim yani. O kadar ben de iyi değilim şu anda. Yani şey, bildiğim ırk bildiğim noktada gelirse imparatorla kapışmışlığım var. Ama ortalama da king'ciyim ben. İmparator atarsak ve birimizin komşusu çıkarsa bizi çok hızlı döver. Sen yetişemezsin. O yüzden diyorum ben karşıya bir king atayım. Random. Onu ben bulayım. Tanırız hemen. Aynen, onu buluruz. Kafamızda deriz ki şey yani Hulk'a Hulkbuster girecek deriz. Hani siz ikinizi kafamızda matchleriz. Hayırlısı. Olur yani. Olur abi hanım. Bu arada bir daha davet atar mısın? Ya siz kısmak için lobiden çıktım da. Atayım. Hala mı çok? Nasıl duyuyor? Gerçekten mi? Tamam, biraz daha kısayım. Bir dakika, ben Discord'da sizi açayım o zaman ya. Bugün çift Tunalıyız gerçekten. Yani. Aynen, gerçekten bayağı böyle denk geldi ya. Tamam, ben Sungur'la Tuna'yı açıyorum. Seslerini. Bizim chat şey diyor, abi bir emperor olsun böyle olmaz falan diyorlar. Yapayım mı bir emperor, ne diyorsun? Ya yap direkt koy ya. Ama işte kimin yanına çıkacağı problem. Anladın mı? Benim yakınıma çıkmazsa problem. Artık bakacağız abi. O zaman şey yapacağız. Ya o zaman bir dakika, karşıda emperor varsa Continents ciddi sıkıntı olabilir değil mi?
Just hala olmaz ya. Olmaz olmaz. Hallederiz. Olmaz mı? Olmaz. Ya yani şöyle. Tamam, okay. İşte tamam, bize bunlarla gel kral. Şöyle yani difficulty'lerde aslında bir yapay zeka olarak bir ilerlemesi yok. Yani oyunda böyle bir hani daha iyi bir yapay zekaya karşı dövüşmüyorsun. Daha fazla kaynağı olan bir yapay zekaya karşı dövüşüyorsun. O da şöyle. Evet evet, karşı taraf setlerinin hilesi, karşı tarafın hilesi var yani bayağı aslında, değil mi burada? Tabii tabii. Ya yani şöyle söyleyeyim. Özellikle yani en son seviyede Dated oynadığında adam ilk şehri kurduğu anda bir settler spawn oluyor. İkinci şehri koyuyor, bir settler daha spawn oluyor. Öyle devam ediyor 3 tane. Çakal bayağı. Ben kendi zorluğumu kendim mi seçebiliyorum? Bu şeyi anlamadım ben. Bu oyundan neyse, elleşmiyor. Yok yok, o öyle gözüküyor şu an. Oyundan çıkarsan senin yerine geçecek olan AI'ın gücü o aslında. Tamam. Bu arada Tancan'ı bekliyoruz değil mi? Tabii tabii. Tamam. Simba'yı gezdiriyormuş o da. Bir köpeği çıkardı hemen. Çay mayalık geleyim. Siz de muhabbet, geliyorum ben. Evet süper. Tamamdır. ben oyunun şu an setup'ını şöyle yaptım. Ancient'tan başlattım ama Ancient çok mu sıkıcı olur? Böyle bir klasik medieval atayım mı sence? Ya ben mesela şahsen o Ancient'tan başlayan yolculuğu çok seviyorum. Yani hani çünkü hani taştan taş sopa ya hani baktığında. Ben ya şöyle bir anım var. En son bu yani en zora karşı oynarken hakikaten jet'e ok attığımı biliyorum. Yani anladın mı? Hani ben buradayım. Amazon kabilesi gibi takılıyordum böyle. Sonra ki bir abi Ancient'ta tutuyorum çünkü aslında şu an hem Panda'nın hem de Tancan'ın bence şehir kurmayı bir çıt şey yapması lazım. Tabii. Tancan ortak oyunlarımızda çok bize söylemiyor ama ben arada bakıyorum böyle köfte şehirler kuruyor yanlışlıkla. Sen o zaman başta bize bir bak, anladın mı? Milletin tabii, şehirlerine tabii. Böyle bir küçük tavsiyelere girersen süper olur yani. Tabii çok zevkle. Şöyle ya hepimiz gibi ben de yani zor yolunu öğrendim. Oynaya oynaya biraz dayak yiye yiye. Ama mesela işte 5 çok oynamıştım. Ondan sonra 6 gelince düşünsene sanat dili değişiyor. Hani sen de sonuçta oyun tasarımına hakimsin. 5'ten evet. 6'ya geçmekte ben de çok zorlandım. Daha yeni yeni toparlıyorum açıkçası. Ama şimdi 5'e dönemiyorum. Öyle bir şey oldu bir de. Yani evet, evet, aynen. Bayağı garip bir nokta oldu. Ne derler? Ya aslında tamamen olayı bu district mantığı şeyi çok güzel oturtmuş. Yakınlık bonusu konsepti bence çok kuvvetli olmuş. Bölgeleri hani doğru yerleştirmek. Ve birazcık medeniyetin özelliklerini okuyarak hareket etmek aslında çok kritik. Coğrafya, medeniyetin özellikleri ve ondan sonra da senin komşuların. Yani aslında bütün oyunun kaderini belirleyen 3 tane temel faktör bunlar. Bu arada arkadaşlar Tuna'nın yani Tuna derken Pinti Panda değil, Tuna Panda şu an Türkiye'deki en iyi Civilization YouTube içeriklerini üreten arkadaşımız diyelim. Abi nedir senin Twitch kanalı? Bizim seyirciye söyleyeyim, orayı da açsınlar bir yandan. Eyvallah yani. Çok çok sağ ol. Tuna Pamir TV ya. YouTube'da da Twitch'te de aynı şekilde. Şu an Twitch'teyim zaten. Tuna Pamir TV adresinde. Tuna da yayında arkadaşlar şu an. Onun chatine de doğrudan sorularla falan ulaşabilirsiniz. Özellikle benim chatte şu an şey çok var. Abi biraz anlatır mısınız? Hani falan deniyor. Tamam, benim chat'teki arkadaşlar da yardımcı olur. Hem de zaten ben size yardımcı olurken de görmüş olurlar. Yani o süreçlerde birazcık yaşatı bilmeye çalışırız orada. Yani Civilization'ı Türkçe öğreneceğim dediğinde de karşınıza zaten hep Tuna'nın kanalı çıkıyor. Bence o yüzden Tuna Pamir TV'de hem takip alın hem ziyaret edin. Tavsiyem o. Oh, süper. Çok sağ ol şey için, pas için. Teşekkürler tekrar. Abi bu ülkede Civilization oynayan insan sayısı büyümezse biz zor görürüz 2023'ü. Abi benim şey Atakan'la da tanışmıştın galiba ortam, o da şey demişti bu Civilization'da hani bir anda patladı. Ya, tamam ben de alışık değilim bir anda çok fazla insanın gelmesine. Herkese yetmeye çalışıyorum. Ve dedik ki ya yani galiba böyle muasır medeniyetler seviyesine doğru bir yolculuğa başladık diye böyle. Civilization çünkü çok kritik bir oyun. Ya aslında tabii. Bütün tarihi barındırıyor içinde. Yani şöyle bakmamak lazım. Biraz okuma gerektiriyor. Yani o birazcık hani öğrenmemiz gereken yetilerden biri olarak görüyorum hep. Okuma artıyor. Beraberinde bu sefer taktik 200 tur sonra ne yapacağımı düşünmeye başladığın zaman zaten orada kurtuluyorsun abi. Ben de bir iki bölüm mesela Civilization çektim. Belki görmüşsündür onları. Çok da süper hakim değilim ben Civilization 6'ya ama şey mantığını anlatmak insanlara çok önemli. Yani genel bir strateji belirleyip oraya doğru kaynaklarını yığmaya başlamak bile bugün... Ne bileyim mesela bir sürü arkadaş bana şeyi çok soruyor. Abi işte üniversiteye hazırlanıyorum nasıl yapayım falan, anladın mı? Hani halbuki işte bir hedef seçip ona doğru çalışmayı böyle grand strateji oyunları sana çok iyi öğretiyor. Kesinlikle abi. Ve işte aslında senin işinde de benim işimde de biz daha stratejik işler yapan insanlar bu oyunlarda oynadığımız deneyimi çok kullanıyoruz arkadaşlar aslında. Böyle hayata birazcık avantajlı başlıyoruz ya, yalan olmasın. Ben hep şeyin faydasını hissetmişimdir. Civilization 3 ile girdim ben açıkçası grand strateji dünyasına. İyi ki de girmişim. Real-time stratejinin çok daha ötesinde kafa açan oyunlar bunlar.
Ya zaten real time strateji birazcık omurilik refleksine dönüşüyor bir yerden sonra. Yani hani hangi unitin hangi sırada çıkacağını bilmek, bulmak ve hani rakibini survey etmek. Yani StarCraft'ta da vardır mesela, hani adamın ne yaptığını biliyorsan counter'ını üretirsin. Şimdi Aynen Civilization tabii. StarCraft. evet, ya Civilization burada birazcık daha farklı ilerliyor. Burada hani selamlar, hoş geldin. Yani rakibin özelliklerini bulmadan, yani o rakibin kim olduğunu bulmadan bir strateji üretemiyorsun. Çünkü adamın ne de iyi olduğunu bilmiyorsun, durum var. Öyle garip bir Tabii. yapısı. O yüzden ona uygun. Bu sefer coğrafyana bakıyorsun bir de. Yani işte oduncuyu ağaç kesmeye yollamakla olmuyor. Biz burada hani bayağı bildiğin elinde ne var, ham madde ne, ona bakmak lazım. Ben bugün Mansa Musa giriyorum bu arada. Para sıkıntısı yaşamak Oh, istemiyorum. ekonomik liderlik diyorsun. Aynen. Sizin de bir sıkıntı. Ben bugün şeyim. Altınla mı borcunuz var? Altınla mı maaş alıyorsunuz? Bugün böyle bakıyorsun. Süpermiş. Ben de din basıp ÖTV koyayım. Aa, Tancan'ın sesini yaz. Gel. Bir dakika. Tancan'ın Tancan. mikrofonun ayarı kaçmıştır abi. Bizim Heh, Tancan'ın geliyor mu şu an? oluyor. Evet. Heh, şimdi düzeldi abi. Heh, Tamam. tamam. Süper. O zaman abi son hızlı bir dakika mı isteyeyim? Okuyup geleyim ben hızlıca. Ben de bir abi evet abonelerime hello diyeyim. Hiç diyemedim. Geliyorum 2 dakika. Muhabbet sizde. Tabii ki, tabii ki. Bende Valla. abone yok abi. Nasılsın Boş ver. Tancan? İyi abi sen nasılsın? İyi valla, ne olsun. Bugün böyle bir tweet serisinde araya girdim. Kendime kurtlar sofrasında Yok abi sen tek başına kurtsun yani buldum. sofrası. Bizi yiyip gideceksin yani. Yok yok, birlikteyiz ya, birlikte. Bugün birazcık böyle eğitici öğretici kıvamında. Hani ne yapıyoruz, neler var, nelere dikkat etmek lazım vesaire. Oradan şey yapalım. Senin sesin az geliyormuş. Onu bir ayarlayayım hemen. Benim hala aslında biraz kendim de açabilirim burada. Ben ateşe verdim seni burada. Yükselt bir, herhalde olmuştur gibi Tamam. geliyor. Tamamdır. Senin nasıl gidiyor oyun işleri falan? Abi Online güzel. işler nasıl? Oyunu çıkart artık, yani dağıtıma başladık iyice. Bizim bu yaptığımız bir kutu oyunumuz vardı. Belki Aha, bir şey biliyorum. yapmıştım. Ondan sonra artık genel satışa hazırlanıyoruz abi. Kickstarter'da bizi destekleyenlere öncelikle oyun gidiyor. İşte onlar bir ulaşsa da, hadi biz de storeları açtık satıyoruz artık diyelim. Ondan sonra baya güzel olacak o zaman da, göreceğiz bakalım. Nasıl Kickstarter talebi falan iyi miydi? Ya biz çok çok başarılı bir kampanya yaptık abi. Yani %844 fonlandık, öyle söyleyeyim. Oo, Baya çok iyi. yani 20 bin işte Kanada doları, 25 para, 22 bin Kanada, Amerikan doları derken bir anda böyle kendimizi 200 bin dolara yakın bir fonlamada bulduk. Oo, bayağı iyi. Çok büyük Helal bir abi. kitle vesaire, ama abi tam üretime girdik. İşte bu China lockdown, biliyorsun Covid. China, Evet. yani Çin çıktı şeyden, Covid'den. Bu sefer Avrupa girdi. Bu sefer üretilen hiçbir şeyi öbür tarafa sokamıyoruz. Böyle işte sonra kargoyu vereceğiz. Kargo devam ederken bu sefer sadece medical supply öncelikli. Kargolar 20 gün gecikmeli. Yani bize 6 aya mal oldu abi. Bayağı kaotikti ama. Ama neyse, Biraz bitiyor. zararınız olmuştur o arada. Oldu. 6 aylık bir kaydırmacı oldu ama yapacak bir şey yok abi. Yani sektör, her sektörü vurdu sonuçta. Önemli olan devam edilmek. Tabii. Sen ne var, ne yapıyorsun? Nasıl Ben gidiyor aynı uzaklar? işte bizde. Abone gelse de Hollanda'da biz de aç kalmasak Valla diyorum. İş dışında iş. Öyle tabii. ateşleriz ya, ateşleriz. Buluruz onlara yol. Geldim. Beni bu ara NBA yoruyor ya. NBA playofflar. Ben de ona yoğunlaştığım için videolar vesaire. Oh, kolay Bayağı gelsin. yoruyor. Hoş. Eyvallah sağ olasın. Acaba ben Hoş Viking geldin. mi girsem bugün ya? Ama ben Ama de hep bildiğim ırkları giriyorum. Bilmedi ya tuhaf ırk ne var abi son eklenenlerde? tuhaf ırk. Alien var abi. tuhaf fırk istiyorsan böyle garip Tuhaf. şey yaplar ya, böyle yeni Rough Rider falan geldi. Teddy Roosevelt'i birazcık rework ettiler. Ondan sonra Catherine Medici, Fransa'ya bir rework geldi orada. Baya böyle şey, festivalci ya, bildiğin her tarafa böyle hani gideyim takılayım, böyle o partiler martiler falan oldu böyle. Ben böyle ilk çağların iti olmak istiyorum. İlk çağların iti. Abi o zaman biraz hani böyle bilimden de zevkini alayım, biraz böyle bilimin tadına bakayım diyorsan abi, Gilgamesh ya. Demin partici dediğin kimdi? Fransızlar mıydı? Fransızlar, aynen Fransızlar. Ya şey çok enteresan arkadaşlar. Eleanor'la, yani gereksiz bir challenge, gene saçma bir şey yaptım. Tek şehir, hiç settler kurmadan başlayarak Domination Victory. 7 tane AI'ye karşı. Yani 50 şehrim falan vardı sonunda. Ve hiçbir şey Bir de en yapmadım. zorda falan yapıyorsun sen bunu, değil mi? Ama yani çok böyle hani o map'in gelmesi, işte komşular falan çok etkiliyor. Yani 5 restart falan sürüyor bazı şeylere başlamak, ama o coğrafyayı bulmak için. Ha, şükür kavuşturana geldim abi. Hoş İyi geldin. abi, hoş geldin. Ben random alıyorum bu arada. Yani artık ne varsa kısmetimizde. Vay.
Vay. Storyciler all random all middle alır tabii ki. Böyle benim basket oynama ayakkabısız çıkmam gibi bir şey yani. O tarz bir şey bu. Sakat. O zaman Tancan Eleanor almış. Tancan kültür kasacaksın sen bugün. Oo. Ha, ben böyle demin parti falan dedi hoşuma gitti oradan. Bu biraz daha farklı çalışıyor. Bu çok önemli bir özelliği var Eleanor'un. Bu benim bahsettiğim tek şehirle diğer bütün medeniyetlerin başkentlerini ele geçirdiğim lider. Her bir koyduğun great work, bu bizim sanat eseri falan var ya koyduk yaptığımız. Evet. Onlar evet. Senin 9 tile'daki bütün şehirlere -1 loyalty veriyor. Bir şehre 10 tane sanat eseri koyduğunda o şehirler -10 loyalty alıyor ve patır patır düşmeye başlıyorlar senin kültürüne. Güzel. İlginç. Çok çok kuvvetli kültürde. Yani çok tatlış bir ablamız kendisi Eleanor'cumuz. Böyle direkt arada. Belli fotoğrafı da güzel zaten. Akuten nereymiş ya? Akuten bu şey ara bölge galiba. Fransa ile İngiltere arasında böyle bir bölgede. Güzel yere dükkan açmış ablam. Kral, hadi ready bas abi sen de. Artık ne gelecekse başımıza gelsin. Tamam. Yaşanacaksa yaşansın ya. Fırtınalar koparsa kopsun ya. Kazamız mübarek olsun o zaman. Hadi aynen. Bakalım. Hadi bakalım. Tancan bu arada senin ses yine biraz kısıldı abi, haberin olsun. Kısık Adem, mı? Adem çok teşekkür ediyorum. Birazcık. Bir gider gibi oldu böyle. Şu an baya patlama noktasında açık. Tamam. Dayadım yani. Bakalım biz Gılgamış gibi vücudu ne zaman yapacağız ya? Çalışıyoruz, gidiyoruz salonlara ama. Abi waffle yersen olmadı. From the first stirrings of life beneath water. Arkadaşlar ben bir civilization tarihini tekerrür ettireceğim. Gandhi geldi. Hadi atom bombaları yiyecek desene. Atom bombaları gökten inecek aşağıya. Yok santuni mantuni bu defa ya. İstanbul'da sokak aralarında tenha da santuni mi yedirttireceğim? Be kind, Gandhi Bapu. And you will find yourself surrounded by true friends. Bizim köpeği gezdirerek keep yapıyorum. Keep the Indian people safe. Guarding them with magnificent elephant warriors. Your faith will guide you to peace and harmony. Keep your mind open. Sungur sen bana bir ayar önermiştin. Şeyleri açtım. Scoreboard hep gözüküyor ama bir ayar daha söylemiştin sanki bana. Kaynakların gözükmesini sağlayan. Ha evet abi, haritanın üzerinde. Ha dur. Tuna sen bir anlatsana abi, ben kameramı ayarlıyorum şu anda. Tabii. Yield'ları gösteriyorduk ya, filtre neredeydi? Sol altta şeyler var böyle, birini daha yükle, açmadı oyunu da. O açınca şey yapacağım, tam yerini anlatacağım. Büyüteç. Buldum. Orada şey show yields olması lazım. Evet. Büyüteçin bir yanında abi, aynen. Show grid, show yield icons, aynen. Peki yields açmadan oynanıyor mu bu oyun? Yani o bir şey mi? Kör satranç oynamak gibi bir şey mi? Abi öğreniyorsun. Yani grassland yeşili gördü mü bu 2 foot'dur diyorsun bir yerden sonra yani böyle. Ha, anladım. Göz alışıyor yani. Tabii alışıyor ona. Çok çok rahat bir şekilde alışıyor. Okey. Herkes nerelerde başlamış? O Uruk direkt koymuş şehri zaten. İnanılmaz. Denizi buldum, yerleştim ben abi. Umurumda olmaz. Bu arada Panda'nın yeri çok iyi. Müzik. Kültür. Bu neymiş ya? Kültür veriyorum. Mermer mi? Aa iyi. Kaynaklarım var, şeylerim var. Tabii. Hemen bir sağ tarafa koyayım mı ben? Yok, mesela? Burası aslında buraya kurman daha mantıklı. Sebebini anlatacağım aslında izleyen arkadaşlar için. Panda'nın lokasyonunda şöyle bir olay var. Sağ taraftaki ormanlar uzun vadede çok production veriyor. Sol tarafta bulunduğu yerdeki yağmur ormanlarını kesmek aklınızda sadece yemek veriyor olacak. O yüzden hani orada bir production kaybı olmuyor aşırı. Oraya kurabilirsin. Ve senin etrafında bu bizim şey dediğimiz olaylar var. İki production veren tile'lara yakın olmaya çalışırsın hep. Ki ilk başlangıçtaki evet. Üretimin hızlı olsun. İşte iki food iki production'ın bölgelere yakınsan zaten şehir inanılmaz hızlı büyüyor. Yapıştır geç abi direkt ya. Burada tek dezavantaj doğrudan suya sınırım yok şu anda tam bulunduğum yerde. Var. Öyle. Solun hemen su. Ama bana şöyle bir avantajı var. Kayalık ol. Büyüyecek ya abi. Büyüdükleri zaman yapabiliyorsun liman. Yok şu anda yapacak zaten. Ha. Bizim chat'te de bilmeyenler varsa bu yayını izlesin bak bir şey olursa. Yapıştır diyorum diyor. Ben. Bam. Aynen yapıştır abi. Aa tabii doğru şey büyüyünce su geldi tam. İlk bu liman şeyi oldu hakikaten direkt. Çok iyi. Çünkü ilk kurarken sanki farklı göstermişti de. Tamam güzel, İstanbul hayırlı olsun. Aynen ben 2 food 2 üretimim var. Ve bu çok kritik bir başlangıç Civ'de. Yani ilk başladığında o 2 yemek 2 üretimin varsa otomatik böyle oyunun sonuna kadar 4 tur falan kurtarıyorsun yani.
Ay müziklere bak. Fetih diye girdik, bir ufak açacağım lan, bu ne böyle? tabii abi. Fetih sonrası. Klasik Animal Husbandry ile başlıyorum ben. Cattle, sheep, deer, camp, pasture. Atları ortaya çıkarır diyor. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim hızlıca. Yeni başlayan ya da böyle biraz daha tecrübe kazanmak isteyen, izleyen arkadaşlar da vardır. Bu teknoloji ağacında aşağı tarafta boost to boost diye bir bölüm var. Yani boostlamak için şunu yap diyen bir küçük kısa bir... Evet. Onları teknolojiyi bulmadan önce yapabildiğiniz takdirde normalden 3'te 1 daha hızlı teknolojiyi keşfediyorsunuz. Yani o yan tarafında doldurulabilir bir alan var. Yani bu usladığınız yerlerde oralar doldurulabilir bir alan ve size yani 3 tur kazandırıyor. Bayağı ciddi bir. Mesela writing'i örneğin 7 tur normal. Şimdi araştırmada bir civilization'da tanış, o boost'u al, öyle mi araştırayım? Evet. Ama işte ondan önce zaten pottery yapman gerekiyor. Yani bunlar zaten bir de birbirlerine de bağlılar. Önemli olan o gideceğin amacın, teknolojin neyse biraz oraya böyle hani önden gereksinimleri yaparsan zaman kazanırsıncılık. Tamam, ben pottery ile başlayayım bu arada ya. Onu önermiş zaten. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben var ya çok büyük petracıyım bu oyunda, çok belli ya, inanılmaz. Etrafım çöl plus çöl. Petra'yı kaç oyundur yapayım diyorum, yapamıyorum. İlk üretim ben scout'a veriyorum. O devam herhalde. Evet, evet. Çok erken şehir devletlerle buluşmak, rakiplerini bulmak ve barbar kamplarının yerini bulmak çok kritik. Haydi o zaman. Pandanın devleti mi ne? Lan başkent İstanbul nere olabilir? biz Türk olduğumuz için tabii Osmanlı'yı seçiyoruz. Öyle ecdat gaming. Onur abi. Abi şey, küçük bir YouTube'da video koyduğumda abi bende Osmanlı yok, niye yok diye çok fazla yorum geliyordu. Ondan sonra hani expansion alman gerekiyor, hani bunu alman lazım. Sonra sinirleniyordu, Osmanlı yoksa ben de yokum diyordu. Ben arada Tuna'yı kesiyorum ne yapıyor diye. Delhi kurmuş. Şu an çok fantastik bir şey yapmıyor. Yok yok, yok abi, astronomik bir şey yapmayacağım. Ben bakayım da. Hemen Governor. Governor. Pargalı'yı alırım ben. Biz birbirimizi görerek başladık. Evet, takım olarak başladık. Tuna, bu arada artık turn time'ımız var Pinti Panda, haberin olsun. Mesela şu an tur geçti. Yetişemedim ben. Pargalı'yı koyacaktım. Tamam. Koyarsın şimdi işte. Buldum şeyleri ya. Şu barbarlar var ya, hemen öldürmezsem bela oluyor. Şeyleri açtın mı can kurarken? Bu society'de işte. Kesinlikle açtım abi, çünkü aşırı bayılıyorum ben onlara. Çok güzel olmamış mı? Çok güzel bir add-on olarak ya. Çok güzel bir katman. Ama çok ilginç bir sorum var sana. Şunu soracağım sana. Ben bir governor tavsiyesi ver. Ben de bu governor sistemini çözemedim bu oyunda. Urukuz abi, deniz kenarındayız. Yapıştır. Abi, şu an mesela atıyorum etrafında çok ormanlık alanı olsaydı Magnus al derdim. Ama öyle bir şans yok. Çünkü onda kestiğin ormanları production'a kadar sana şey de veriyor. Ekstra production veriyor. Settler falan yaparken çok büyük avantaj. Liang mı alsam ben buraya? Liang alsam aquaculture'dan, denizden food alabilirim falan gibi geliyor böyle. Şey de yapabilirsin. Zoning commission olarak her şehrine transfer edip ilk distriklerini hızlı da inşa edebilirsin. Evet evet. Ben Liang çakayım buraya şimdilik. Ya birazcık neye gittiğin de önemli yani. Orada hani ne tarz bir fokusun var, ne yapıyorsun? Hani hedefler ne aslında? Birazcık onları konuşmak lazım. Abi 4 kişiyiz. Karşıdaki yapay zeka çok güçlü değil. O yüzden ben biraz şeyim. Warrior basam. İşte. Okey, ben de full saldıran buraya saldırdım. Fil kuş. Mesela Tancan'dan bir örnek vereceğim. Barbar Scout'u var karşısında. Nehrin öteki tarafından saldırmamaya çalış abi. Çünkü eksi penalty yiyorsun. Geçmem lazım değil mi önce? Evet, bir diğer konu, adam rakip tepede. Tepeliğin üzerindeyken ekstra savunma bonusu alıyor. Bak bunları ben de hiç dikkat etmiyorum. İşte ormanın içinde ve tepede olduğunda artı 6 bonus alıyor savunma. Yani sen kıramadığınız yapay zekalar genelde o oluyor böyle adam. Çünkü biliyor nerede duracağını. Evet, zaten kaçtı şu anda, mecbur geçeceğim ben de. Sevgili Panda, benim chatten sana bir soru var. Diyor ki Burak Kara. Tuna Bey diyor, tekrar StarCraft ile ilgili videolara dönecek mi diyor. En azından bir single player senaryosunu falan ondan tekrar görmek isteriz diyor. Aslında ilginçtir sevgili Sungur. Şeyi oynamadım biliyor musunuz? Ben 3. expansion'ı Void'u oynamadım. Belki onu deneyebilirim. Çünkü o zaman StarCraft'a küsmüştüm biraz. Olabilir yani. Ama yakın vadede değil de belki işte 2022'ye doğru bir 2-3 ay sonra. Okey.
O zaman da Assassin's Creed falan çıkacak şimdi, şey yapma. İşte ondan sonra. Yalan etme. Ha okey, tamam. 2022 mi dedin abi demin? 2022 pardon. Bayağı böyle iki site. Valla şey, turn atıyorum direkt. Fantastik, teşekkürler, çok sağ ol. 2022'de StarCraft 3 gelir ya. İşler karışıyor orada. Getirecekler onu da. Aha bir tane musket. Lan bu yemeğe katılan bir şey değil miydi musket? Muskat. Muskat. Ha evet, şey bir şey fındığı mı o? Baharat yani, muskat o ya. Adı muskat zaten, baharat. Mesela bak, şehir devletleri çok enteresan bir konu. Bu yukarıda sağ üstte bir tane panel var ya, üzeri kubbeli. Tanıştığınız şehir devletleri var. Onların görevlerini yapmanız size fazladan elçiler kazandırıyor. İşte bu elçiler ne tarz bir şehir devletiyse onlara ekstra bonus getiriyor. Bir de bunları süzeren etmek, yani size bağlılık yemin ettirdiğinizde her birinin farklı özelliği var. Aslında birazcık onların da farkında olarak hareket ettiğinizde de çok fazla şey değişiyor. Ha evet, bu arada herhangi bir kazanma stratejisinde doğrudan şu city state'le yürümen lazım falan diye çok söylüyorlar. Özellikle Religious Victory'de iki tane, Vatikan bir de bir yer daha vardı. Jerusalem defnedelim. Ha şey, bir de Yakutan mı? Y harfiyle başlayan bir yer vardı. Yerevarman mı? Yerevarman mı? Yerevan. Yerevarman. Şey sende diyorlar yani. Religious Victory sende diyorlar. O yüzden ama işte bu biraz işte şey gibi. Ben de benim videoda şey anlatmıştım ya arkadaşlar. Sen bir şeye odaklanmayı seçiyorsun. Sonra oyun bir yerden sonra şeye dönüyor. Benim bu odağıma destek olacak ne var? Governor, teknoloji, wonder, city state, kart, mart. Yani bütün oyunda tek odakla bakman lazım ki bu bence gerçekten bak hayata dair de bir ders yani. Ben buna çok inanıyorum bu konuda. Ya işte demin verdiğin üniversite sınavı örneği. Yani ne yapmam lazım? Çalışmam. Çalışmak için ne ihtiyacım var? Kitaba. İşte kitabı ne yapmam lazım? Okumam lazım. Yani hepsi birbirine bağlı aslında. Tabii. Abi mesela benim chatte çok kritik bir soru gelmiş. Herkese de göstermek isterim. Diğer adamların statlarını yukarıda nasıl açabiliyorsun demişler. Çok gizli, çok önemli bir civilization özelliği. Options'a giriyorsunuz. Efendim, dur bakayım. Game kısmına giriyorsunuz. Burada neydi? Interface'de abi. Bu çok interface, gizli bilgi olduğu için tamam. Gizlenmiş interface'e durumda. Interface'e giriyorsunuz. Show yields in hood ribbon var. Buraya always show diyorsunuz arkadaşlar. Ve düşmanın statlarını da gösteriyor. Böylece aslında biraz satranç gibi yavaş yavaş hani elin açık oynamaya başlıyorsun ama düşmanla şu an tanışamadığımız için göremiyoruz tabii. Peki bir şey soracağım. Diplomatik zaferde de bu suzerain muhabbetleri mi önemli? Ben şansı aldım bir kere ama nasıl aldım hakkında. Şöyle, ne kadar suzerain varsa bir kere o kadar fazla diplomatik favor topluyorsun. Diğer medeniyetler diyor ki sen ne kadar muhteşem bir lidersin, biz senin yolundan geliriz, seni dinleriz vesaire kafası. Oradan biriktirdiğin puanları dünya kongrelerinde harcıyorsun. Eğer herkesin seçtiği şeye en az puan vererek kabul ettirirsen, yani sen de mesela doğru şeyi seçip ve diğer insanlar da bunu seçer ama sen az puan verirsen sana bir diplomatik favor puanı verir. Çünkü sen onlar kadar bunun için mücadele etmeden o istediğini gerçekleştirmiş oluyorsun. 20 puanı yakaladığında da kazanıyorsun. Aa süpermiş o. Karambole mi gitti fark test ediyorum. Okay. Yunus'cum yok karambole gitmedi, çok sağ ol. Bizde de Ümitcan Seçkel iki turnuya da selam söylemiş. Demiş ki abi bugünkü inanç isimlerini yemeklerden yapmasak, çok acıktık geçen sefer demiş. Ben geçen sefer çünkü Tantunizm dinini kurdum. Bütün gün Tantuni geyiği döndü chatte. Milletin canı çekti tabii bir yerden sonra. Ben direkt şu an religion focus'um ya. Gandhi'nin kutsal din kuvveti. Bu hala hazırda şimdi Muskat şehri var ya. Bu bana doğrudan herhangi bir savaş açar mı şehir devleti? Yoksa rahat takılabilir miyim ikinci warrior çıkarmadan? Çok rahat takıl. Eğer onu bir başka devlet kendine bağlılık ettirirse, sonra sana savaşırsa o da sana gelir. Tamam. Bunlar biraz... Ama şu anda oyun başında öyle bir ihtimal yoktur herhalde. Yok yok, hayır. Çok öyle bir... Çok mümkün değil. Aa, Marmara ile Ege arasındayım lan ben. Ha tamam. Peki sevgili Tuna, ben de sana muazzam bir soru soracağım. Benim bölgeye baksana. Bombok çöller diyarında diyormuşum ben abi. Ben ikinci şehri nereye koyayım? Ben çölde mölde doğunca, ben bereketli olmayan toprakta doğunca bir medeniyetle genelde çok kötü kitleniyorum. Bana gel bir tavsiye ver hadi burada. Abi hemen. Şimdi aslında birazcık burayı avantajını çevirebilecek şeyler var. Bir tanesi Pantheon Belief'in çıktığında Desert Folklore olursan bütün bu çöllerden ekstra fate basarsın. Bu fate'i avantajını kullanabilirsin uzun vadede. Hani büyük önder insan almak vesaire için. Evet. Ama senin şu an en büyük şanssızlığın fazla nehir yok. Evet. Bu yüzden de
aşağıdaki çöllerin oradaki nehrin yanına bir yere koyabilirsin. Yani fresh water bulabilmek kritik konu. Eğer o yoksa deniz kenarına kurulmak. Olabildiğince deniz kenarına böyle değersiz yerleri değerli kılabilmeye çalışman lazım şu an. Fresh water. Acaba şurada bir göl var, bu fresh water sayılır mı ya? Evet, göller sayılıyor. O zaman ben bu lake bilmem nenin yanına şak diye kurulayım abi, çölün tam ortasına. Bir de Petra çekerim bu şehre daha sonra. Üf, çiçek. Yalnız Petra'yı çekemezsem de işte o zaman beni toplarsınız şeyden. Karakoldan toplarsınız sonra. Ah, Vatikan abi, kabul etsin. Tamam. Şu an şey muhabbeti yapıyoruz bu arada banda. Bazı Wonder'lar şehrin etrafındaki kareleri çok büyük değiştiriyor. Halinde şehrin bütün ekonomisini de değiştiriyorlar. Petra diye bir Wonder var. Bütün kerameti etraftaki bütün çöl karelerini bir anda aşırı bereketli karelere dönüştürüyor böyle, tamam mı? Onu yapmak benim için çok önemli olacak. Şu an çünkü çöllerin ortasında doğduğum için. Yani aslında ırka göre ve içinde bulunduğum coğrafya, coğrafya kaderdir derler, bilirsin. İşte tam o durumdayım ben şu an. Continents açmıştın değil mi map'i Can? Evet. Small Continents galiba. Continents valla. Okey. Tamam okey. Aa, barbar çıktı. Yes. Gittem de dövem de experience kazanam. Tamam. Bu arada Panda, senin belki bu hani normal standarttan farklı olarak oynadığın şu an bir de Era Score dediğimiz bir sistem var. Aşağıda turn timer'ın yanında böyle bir çark dönüyor, içi mavi dolan. Onu görmüşsün. Evet, 4'e 8 şu anda. İşte oyunda yaptığın her şeyin bir karşılığı var aslında. Bunlar sana bir çağ bonusu veriyorlar. Ve o çağ bonusu tutturamazsan karanlık çağa düşüyorsun. Tamam. Ve bu karanlık sen çağa... Sen hoş geldin. Beraberinde bu loyalty sistemi olduğu için yanında çok kuvvetli bir medeniyet varsa, senin şehrin yanında çok büyük nüfusu ve inanılmaz kültür basan bir medeniyet varsa, senin halkın direkt böyle yapıyor. Sağdakilerin kültürü daha yüksek, çok mutlular, biz oraya geçiyoruz deyip senin şehrin bir anda isyanına gidip düşüyor senden. Oo, ya, ek paket gerçekten değiştiriyormuş her şeyi. Tamam. Ona göre şey yapacağız o zaman. Irrigation. Marsh harvesting bananas. Olur. Tuna, bir şey soracağım abi. Tabii ki. Şimdi ben şeyleri yaptım. İlk üretim işte bir settler çıkardım. Scout var, warrior var. Şimdi mesela Granary, Monument ve Campus öneriyor bana. Hangisini yapmak daha avantajlı? Yoksa bir tane daha settler ya da builder mı yapmam daha? Yani şu an oynadığımız zorluk için aslında bir tane daha settler bir üst zorlukta da, iki üst zorlukta da çalışacaktır. Yani olabildiğince erken şehir kurabilmenin çok avantajı var. Ama beraberinde bu mutsuzluğu da çok arttırıyor. Yeni bir patch geldi bu Ağustos'ta. Normalde 7'de isyan çıkıyorsa artık 5'te çıkıyor gibi böyle bazı küçük hotfixler var. Ha, öyle tatsızlıklar var yani. Evet, genel bir huzursuzluk arttı yani. Evet, sihir topraklarında bir huzursuzluk hakim abi şu an böyle. o yüzden hani büyürken lüks kaynaklarını düşünerek ilerlemen çok daha sağlıklı olacaktır. Oo, ben bunu saldırsam öleceğim galiba. Major defeat diyor. Şu barbarla uğraşıyorum da. Senin barbar... heal atıp da devam edebilirsin. Ölmüyorsa senin karakterin altında çok ince bir kırmızı çizgi bırakıyor abi. Hani böyle saldırma simülasyon kısmı var ya, böyle rakamları gösteriyor. Orada bir şey. Obi-Wan Kennedy, çok teşekkürler desteğin için, çok sağ ol. Pozisyon koru dedim, tırstım. Burayı temizleyip ben de setleri çıkarmaya başladım. Çünkü Ege'ye doğru bir hani bir yazdığım olmasın mı Ege'de? Tabii şart. Abi arazi kapattı. Şey... Aynen. Tancan şu an çok uzak tepmişsin ha. Kurtlar kapmasın Tancan'ı gibi, ben bir şey aldı. Aynen. Sonra barbarları buldum ya, indireceğim şimdi. Barbarları buldum diye onlar seni bulmuş olmasın orada. Yok üstünü buldum. Şeylerin, yavşakların şimdi. Hadi ikili arazi benim. Çık. Çık hadi. Buraya yazlık sarayımı kuracağım. Tuna, Panda, sende çok büyük stres var bugün. Osmanlı ile oynuyorsun. Bu kadar seyirci var dördümüzün yayınında da. Yanlış oynarsan hashtag bugün Twitter'da hashtag açarlar sana. Hashtag Tuna Pinti Panda akıllı ol diye valla. Şey yani. Ha yani dikkat. Yok, ben güveniyorum. Ben ecdadıma, seyircilerime ve Tuna Pamir'e güveniyorum. Eyvallah, ben de size güveniyorum. Ben bana hiç güvenmiyorum vallahi. İyilesin, gezmeye devam. Şimdi... Ben acaba bugün bir din kurarsam ismini Ateş mi koysam dinin? Çünkü Uruklarım inanılmaz savaşçı bir millet bunlar. Teknolojileri çok iyi. Benim topraklar tümüyle çölün içerisinde ve herkese saldıracağım. İleride bana şey mi desinler acaba?
Sonra Ateş Ulusu saldırdı. O ben mi olsam acaba bu oyunda? Ha sen bana jenerik oldun. Bunda şimdi artık... Avatar. Tamam işte onun jeneriği gibi. Hmm. Ben Pargalı'yı seçtim abi ama hani assign diyorum, İstanbul diyorum, tamam da yani görünmeyen bir ünite mi bu? Assignladığımda ne oluyor? Şeyi mi artık? Şehre ne faydası oluyor Pargalı'nın? Şimdi biz göremiyoruz onu ama şuradan hemen sana... Ha, Pargalı çok unique bir governor bu arada. Sadece Osmanlı'da var biliyor musun? Aynen. Evet, onu seçtim. İşte ecdat yani seçerim. Okey. Bu aslında mantıklı olan savaşmadığın rakip şehirlere koymak falan da daha çok etki ediyor. Adamın böyle huzurunu kaçırtıyorsun şehrin içinde. Onun özelliğini nerede görebiliyorum ben ya? Seçtiğinde aşağıda View Promotions diye bir bölüm var abi. Hmm. Orada sen rütbe atlatıyorsun bunları. Onlara verdikçe diyorsun ki bu işi yapsın, bunu yapsıncılık. Tamam. Ecdadını utandır. Hashtag ecdadını utandırma. Tamam. Ah. Kaçamadık ya. Ha bizlik bir şey yok. Bu arada Muskat'ta 3 savaşçı var ha. Yarın bir gün dönse ecdadıma kötü şey planlarla gelebilir. Ama tabii izin vermeyeceğiz. O ayrı bir konu. Peki buraya bir şey yapabilir miyim ben? Şöyle bakalım. En son öner. Bu kadar çöl içerisinde doğduğum bir ünlü Civilization 5'te oynamıştım gerçekten. İlk oynadıklarımızdan biriydi galiba. Bütün oyun küfür etmiştim. Abi orada Tundra'daydım yine Tundra'ya. Yani Tundra yine iyi kötü. Bu çöl baba çöl yani. İyileşmiyor. TTNet reklamı gibiyim yani şu an, anladın mı? Yani çocuk çalışıyor, Şener Şen geliyor ya, ne yapıyorsun oğlum burada diyor. Şu an tam benim durumum o yani. Ulan ne ardın atıyordun reklamı. Pinti'ye çok selam söylüyorum Tüncim. Az izlemedim skirmleri. Ne yapıyorsun oğlum burada? Pandacım benim chatten de sana çok büyük selamlar var. Çok izledik, çok seviyoruz. Böyle selamlarını iletmemizi istediler. Daha nice uzun Civilization gecelerine. Ben çünkü böyle bazı şeyleri şimdi temel açılışları çözdüm ama tabii yeri geldiğinde ben de başını ağrıtacağım senin abi. Ama şimdilik fena değilim sanki. İyi gözüküyor. Bu anda biraz geri düşsek de açılırız ikinci şehri kurunca. İkinci şehir tabii çok kritik. Sonra ya şöyle bir taktik var aslında. İlk 120 tur içerisinde 8 plus şehre çıkabiliyor musun? Asıl biraz challenge gibi oluyor mu? Abi ben çıkarım. 8. Bir tançan kadar olamasak da biz de çıkarız yani. Daha tam ikinci yapacaktım. Barbar geldi zaten. Kaldık yine. Bu arada o şeyi toplayabiliyor muyum diye denedim de açmamışım. Pardon. O yüzden bir misklik yaptım arkadaşlar. Şu marble. Marble neydi ya? Mermer mi oluyordu? Marble Seven. Yok. Ha, yok. Marble Seven. O da yeni çıktı abi zaten. Taştan kahramanlar mı? Marble Mabingers. Yumruğu parayla atıyorsun. Ha, mining'i açmadığım için. Tamam. Onu şey yapacağım. Shipbuilding. Geç. Aha Pantheon ne oluyor hemen? Sana bir inanç geldi. Osmanlı'nın alnı secdeye vardı galiba. İslamiyet coming de ne yapacağım? Şöyle bulunduğun coğrafyaya göre de karar verebilirsin orada birazcık. Şimdi süre olduğu için bunu şimdi seçebilir. Bu süreden bağımsızmış. Hadi bakayım. Production district ise bir daha da specialty district. Hangisini seçsem ya? Sacred Path. River Goddess. Nehre bağlı şey. Divine Speak. Marsh Oil. Oo bir barbar kabilesi daha çıktı. Çok iyi. Bonus Fate equal to 150 strength of Şimdi beni de izleyenler ya da oyun takip edenler için genel bilgi vereyim arkadaşlar. Bazı medeniyetler barbar görünce ekstra bir şahlanma durumu var. Gılgamış'ın medeniyeti barbar öldürdüğü zaman ekstra böyle village keşfetmiş gibi üstüne paramara falan da alıyor. Böyle bir ekstra şahlanıyor yani. Bizim şey yani Gılgamış'ı seçen barbar dövmesi gerekli. Yani siz de ileride oyununuzu kurarken ona göre kurun. Bana zaten şu an hızlıca oyun şey vermeye başladı. Etrafımda patır patır barbar çıkıyor. Hani şey genelde oyunda şeye biraz dikkat eder. Hani senin ırkının özellikleri neyse ona göre bir yerde seni spamledip ona göre eventler yaşamana yardımcı oluyor genelde Civilization. Evet bir de map starting bias'ları var. Yani seni gerçek dünyadaki yakın tarzda bir harita üzerine başlatıyor. Aksiyon puanımız yetmedi. Şu şeyi bir türlü yapamadım. Neyse.
Bir Gilgamesh ile ilgili bir bilgi vereyim. Çok enteresan bir bilgi. Oyundaki hiçbir difficulty fark etmeksizin ilk tanıştığın anda arkadaşlık isteği yollarsan friend oluyor. Ha. Evet. Yapay zekada öyle bir şey var. Bilmem biri söyle yani. Evet, çok tatlış. Böyle babacan geliyor ve tamam kardeş tamam war kartları yollamıyorum diyor. Çünkü evet yani çünkü arkadaş olmazsan war kart yolluyor herif. İlk çağda tankı var herifin yani. Tabii tabii bayağı garip. Tekerlekli araçları var. Tadına bakar mısınız diye geri veriyor bir anda şehrin kapılarına. Bir de... yani biz öyle öyle şey yaptırdık bizim. Turgut'a oyun sildirttik işte. Gılgamış'la bir girdik abi ilk çağdan. Adam Discord'a bir geldi. Ben dedi oyunu siliyorum. Bir daha girmiyorum falan dedi. Oğlum sonra siz öyle bayağı Age of Empires gibi oynadınız ama yani. Evet. Builder'larla başta çok yapılacak bir şey yok değil mi? Hani varsa işte maden, varsa bir tane tarla. Tabii tabii. Bu... Gezdiriyorum da Builder'ı. Şöyle zaten yağmur ormanını demiri bulmadan kesemiyorsun. İşte bronzu bulmadan ya işte mining'i bulmadan orman kesemiyorsun. O aslında kestiğin ormanları yani ormanları kesip üretimleri hızlandırabiliyorsun. Ama uzun vadede mesela örnek veriyorum 200 tur önce kestiğin bir orman aslında sana orada kalsa 200 tur boyunca production'a veriyor olabiliyor. Hani neyi ne kadar keseceğini bir dengede tutmak lazım diyebilirim. Savaşçıları ufaktan şey yapayım. Çünkü Muscat'la sıkıntı yaşamazsak buradaki şeyi, ikinci şehrimizi ufaktan geliştireceğiz. Ben de zikkur atları dikmeye başladım. Başta bir fayda sağlıyor mu? Hani artı bir kültür veriyor ama çok kritik midir? Bu ya da loyalty veriyor olması lazım artık galiba. Şu anda denizleri de açabilirim. Gemi yap. Yani şöyle, şu şeyden Marble'dan aldığın kültürü mü diyorsun abi? Ha, yok şey diyorsun. Monument yaparak. Monument'taki artı bir kültür senin aslında şu an yanında bulunan mermerden gelen kültürle aynı. Onu birazcık arttırmanın şöyle avantajı var. Yönetim kartlarını daha erken açıyorsun. Ne kadar kültür üretirsen. O zaman yaptım gitti. Tamam. Monument önemli. Kültür önemli arkadaşlar. Müziği bir tık açayım değil mi? Ya ben dedim size. Şeyim Rusya çok enteresan. Bir kombosu var. Çok çok acayip bir kombosu var hatta. Özellikle Tundra'da kurduğu bu Larva diye Holy Site'ı var. Yanındaki Tundra kadar Fate alıyor. Sonra Work Ethic diye bir Pantheon var. Bununla birleşinizde aldığı artı Fate bonus kadar da Production veriyor. Çölün ortasında deli bir üretim yapıyor mesela. Çok çok acayip bir güç. Bir daha söyle abi bana. Ben abone okuma şeyi kısmıştım. Çöl tavsiyesi geldi. Bir daha söyle. Çöl değil Tundra tavsiyesi aslında. Biraz daha. Okay. Rusya'nın larvaları etrafındaki Deen Tile Tundra kadar Fate alıyor. Work Ethic Pantheon'u ile birleştirirsen onların hepsi production'a çevriliyor abi. Yani tek bir district'le hem Fate hem production kasıyorsun ve şehirler mesela işte böyle yok ben sıcak denizlere inmek istiyorum falan hiç gerek yok yani. İnmiyorlar bayağı. Ben sana söyleyeyim. Birisi Stonehenge yapmış hemen ha. Oyuna sel riski falan gelmiş yani. Evet. Yukarıda küçük bir... Tuna yapmıştır yani. Yok ben hiçbir şey yapmadım ya. Ben takılıyorum böyle. Bayağı size sohbet ediyorum şu an. Ben şimdi ikinci şehir için yer arıyorum da böyle kaynak maynak hazırda şey yapabileceğim. Yani Ege kıyısı dışında ama orada da şöyle her taraf kaynakla çevrili bir şey bulamadım henüz. Mesela şu an setlerin olduğu yer fena bir yer değil. İşte oraya tam... Oraya ve iki önüne kurabiliyorum. Direkt olduğu yerimi yapayım. Ben tavsiye ederim oraya kurmayı mesela. Tamam. Mesela Gılgamış'a özel bir durum oluştu bende. Benim chat'e izah edeyim. Az önce bir barbar kampı temizledim. Normalde barbar kampı temizleyince 50 altın alırsın. Bir de diğerleri tebrik eder. Ben bana şey kabile keşfediyormuşumcasına bonus veriyor demiştim ya. Ekstra bir tane builder bonus verdi oyun mesela. Oyun başı için çok da güzel bonus ekstra builder. Tabii. Her yer Trabzon. Hadi bakalım. Bir sahil şehrimiz daha var. Tabii bunu Ege'ye şey yapmam biraz değişik oldu ama olsun. Şimdi şuralardan yürü diyeceğim de. Tuna ya ben bu Lagash'ı yanlış yere mi kurmuşum bir baksana. Bir an çok inandım buraya ama sonra çok... Dur hemen bakıyorum abi. Kötü bir şey. Ufak bir Pantheon Belief. Yıldır'ı buradan mı yapsın? Ya gelmedi Pantheon bir türlü. Gelse. Grenzi 33. İman bizi bulmadı dostlar. God Galley.
Aslında o sahil şeridine en sağda bir orman var ya çıkıntıda burunda. Onun yanına da kurabilirmişsin. Bir diğerinde öbür tarafta yukarıdaki hani lake ile nehir arasındaki tile var ya tek başına. Abi evet ya, orayı düşündüm. Oraya mı dedim acaba yapsam? Sonra niyeyse deniz kenarı böyle ucuz geldi, anladın mı? Hemen gemimi çıkarım 10 tur 20 tur sonra dedim. Gemilerle Fethiye başlayıp heyecanlanıp filan böyle hayallerim vardı ama işte. Pargalı'yı üst kata atadım abi. Güzel. Ne işe bilmiyorum ama oradaki nüfusumu etkin mi arttırıyor bir nevi Pargalı'yı oraya göre? Evet aynen o tarz şey var. Yani şehir devletlerindeki etkiyi hatırlamıyorum bu arada. Ama genel anlamda öyle. Tamam, buluruz tam şeydeki etkisinde. Bu arada Trabzon'u İzmir yapabiliriz, evet, Ege şeyinden dolayı. Daha sonra bir Trabzon da yapabiliriz. Sen şey mi, Cumhuriyetçi ecdat mı oynuyorsun bugün? Osmanlısına mı, hani rakı balık falan tarzı mısın, öyle bir ecdat mı? Ya padişahın yok muydu şarabı, ne olacak? Vardı bu arada nette. Ya. Attı. Sırf şarap olsa iyi yani. Tamam şimdi falan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çölcülüğü başka birisi almış lan. Başka bir din kuran çölcülüğü almış. Bittim. Kim alır lan? Acaba dur bakalım. Fate en yüksek gitar ya. Bakın nerede bu gitar ya? Ne yapıyor? Ben değilim değil mi lan? Ben doğru düzgün bakmadan bir pantiyon. Çölcülüğü almışlar ya. Onu ben aldım. Nasıl? 5 tile desert'ı var diye. Gerçek biliyorsun abi. Abi oğlum biz aynı takımdayız seninle. Niye böyle yapıyorsun? Ya ne bileyim oğlum ben senin ne alacağını. Ben aldım. Neler söylüyor? Pis adam. Bildin lan, medeniyetim çöktü şu anda. Bittim bu kadar. Kapatıyorum abi ben. SGG. Deseydin bana almazdın. Öyle düşünün. Sonrasına bakacağız. Çölcülük kazanacak mı? Mahvoldum lan. Bittim. Ne bileyim, bende de biraz çöl vardı, aldım ne bileyim. Şimdilik. Biraz çöl vardı üstelik, öyle mi? Ulan bende sadece çöl var, pis herif. Biraz çöl için yaktın mı kardeşim lan sen? Abi, biraz çöl. Şuraya bak, ya. Kaçana bak ya. İnanılmaz yalnız yani kaçan. Oğlum bir benim buraya geldi Allah aşkına ya. Şu kazık attığın arkadaşına bir bak. Ne alacağımı oğlum, bilemedim şu anda. Oğlum ne bileyim ben, deseydin almazdım. Dur buna dokunma lan falan. Lan benim orada 3 tane kara çölüm var. Nungur bu arada bedevi olarak şu anda görüyorsunuz Nungur. Baktım az bir çölüm var yani. Abi inanılmaz. Neyse ben kampanya başlatacağım birazdan. Sungur çöl olmasın diye oradan. Şey, Tancan çöl olduk zaten biz. Ben bir şey deniyorum. Tancan ben senin oraya işaret bırakabiliyor muyum acaba? Yoksa o işaret sadece ben. Ha to self gördüm, yapabiliyorum. Sana işaret bırakabiliyorum. Aa süpermiş. Size tavsiyeler, tamam. Haritanıza tavsiye işaret koyabiliyorum galiba. Ha öyle mi? Takım arkadaşı olarak. Nice. Aa, nasıl yap? Nerede görüyoruz onu biz? Şimdi mesela hemen bir tane ateşleyeceğim. Sana Tancan. Hani ben olsam buraya kampüsü çakardımcılık. Dur yanlış yaptım. Ha, tamam. 20'den 20'si. Aa loyalty'yi kendi şehirlerinde arttırıyor. Tamam. Ha şuraya. Tamam. Mesela abi çok güzel özellikmiş ya. Gördüm. Loyalty arttırıyor. Evet paşayı gördüm. 3 turn burada paşa. Pargalı. Orayı şu an satın alamıyorum ama. Trabzon'da yeni şehrimiz. Sağlık kalsın. Tabii. Yani, sabredebilirsin abi acısı yok. Oğlum sen ne sıkıştın orada kara kurumda? Çık çık Allah kahretsin, çık oradan. Kütür kütür zikkuratları dizeyim de çölün ortasında en azından ilim bir kasayım, bilim kasayım ya. Önemli tabii abi. Biz bu bilimimizle bu çölü aha de vaha edeceğiz. Marmara tarafına da bir şehir atabilirim de oradaki kaynaklar çıkalım. Abi orası çıktı. Artı 5 veriyormuş gerçekten. Tunacığım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ben artı 2 artı 3 görünce seviniyordum. 5 veriyormuş ya. Oha çok iyiymiş. Dağdan dolayı mı alıyor? Tabii? Hayır yanındaki termal ha fissure'lardan ve dağdan ha alıyor. Biriz Nankatsu. Nankatsu sonra. Bu arada Şahmar'dan sağ olasın. Ben de bana inanıyorum. Hediyeler için de teşekkür ettim. Okan gelmiş zaten. Okan ve Ceren. Misak-ı Milli inşallah oraları görürsek. Mesela şimdi Ancient Era 5 turn'de biter diyor Tuna. Evet. Bende 9'a 19. Benim çok zayıf değil mi şu anda? Hmm, çok iyi değil abi evet. Yani şöyle. Bunun
era skorumu neyle yükseltebilirim ben? Şöyle oluyor. Mesela bir tane mesela örnek 9'a 19 dediğin aslında sen bir üst eraya şey ne derler? Puanı toplamışsın ekstra galiba. Threshold to avoid. 8 or above. Evet. Tamam sen 8'i geçtiysen kazanıyormuşum. Pardon. Evet 8'i geçtiysen problem yok abi. Tamam ki, o zaman geçmişindir diye tahmin ediyorum. Tabii 9'um şu anda. Herhalde tamam. Düşmez. Sıçmam diye tahmin ediyorum. Yok süper tamam yani o şey değil. Onun yanında bittikten sonra bir o kadar daha toplarsan Golden Age'e giriyor. Eğer Dark Age'e girersen, Karanlık Çağ'a girersen de Golden'ın üzerine bir de Heroic dediğimiz böyle destansı. Ne diyorlar ona? Hangi çağ oluyor? Can sen bilirsin böyle yüksek bir çağ var. Ne? Ben söyle abi ben Tanca'nın şeylerini çöl karelerini sayıyordum da duymadım sürekli. Böyle arkadaşlar şu benim haritaya bakın. Bir şu Tanca'nın 3 kare şurada gördüğü çöl üzerinden benim dinime imanıma ya inanılmaz bir şey ya. Şu anda Tanca'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Sungur'un çölleri. Abi ya. Herif ben çölün yani ben su görmemişim kanka su. Toprakla yıkanıyorum 10 senedir. Adam diyor ki ya bizim burada 2 kare çöl vardı ben aldım onu kusura bakma diyor. Bizim chatte de Nagili demiş ki Panda'nın heroyunda satan bir boşluğu varsa Sungur'un da ondan geri kalmayan Tanca'nı var en iyi kazık arkadaş kazıdır demiş. Hadi oğlum. Ah dost bildiklerim. Ha hemen Muskat'a yollayalım. Muskat'la Arena'da da yenmiştim seni böyle şeyde Divinity'de. Hey ya ne dövüştü o be. Muskat'la ilişkiler bir gelişsin. Şey diyordum Can. Gitti arada. Tam demine kadar tuttum. Orada oraya kadar tutmuşum. Onu sana söyleyince gitti. Yok şey bu yükselme devrinde hani altın çağa giriyorsun ya. Onun bir üstü daha var ya Civilization Heroic Age. Hani onun böyle tarihteki evet. Adı nedir sen bilirsin diye ben böyle söyleyemedim de. Tarihteki adını da bilemedim de şey diyorsun. Dark Age'den herifler öyle bir çıkıyor ki. Ya Allah diye çıkıyorlar böyle. Tam olarak o çağ abi. Tam o çağ. Evet. Dark Age'den bir de bir çıkışın oluyor böyle şey diyor millet. Ulan herifler battı diyorduk bak ne biçim çıktılar işte. Öldürmeyen Allah öldürmüyor falan diyorlar. Öldürmeyen Allah öldürmüyor şey abi. Şey de diyebiliriz onu. Kahramanın oyunu sonra çıkar koyun yok olmadı. Ama öyle bir çağ diyebiliriz onu evet. Diplomatik favorlar. Endonezyalılar, Moğollar askeriye yabanmışlar. Onlar hem askeri hem de bilimde şu an hepimizden farkındaysanız böyle bir Gilgamesh hariç 4 kat falan fazla bilim basıyorlar şu an. Abi evet. O sende o biliyorsun değil mi? O belli ki imparator o. Onu biz sana şey yaptık. Arkadaşlar ona hiç karışmayın. Onu bu arada imparator Cengiz Han'a gitmesi de çok tatsız olmuş. Yalnız kimi ezecek acaba? Abi ben çok salak bir durumdayım. Yukarıda Karakurum'daki scout'uma bakar mısınız? Buraya girdiğimde sadece Karakurum vardı. O turn bitti. Almalığı kurdu bunlar. Tamam mı? Çıkamıyorum. Kaldım. Abi anlaşma yapacağım. Nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Basacaksın Gilgamesh'in Cengiz Han'ın kafasına. Ensesine bastıracaksın abi. Abi delete de basabilirsin bu arada. Onun da aynen. Canı oymuş dersin. Geçersin yani. Sınırları açman. Open borders yaparsan içinden geçebiliyorsun abi. Ben bu arada promote etmeyi unuttum bunda. Head Falconer. All friend Yunus Vidiz. Abi ben filleri bulursam Cengiz Han'a doğru böyle yengeç gibi yaklaşacağım. Biz merak etmeyin. Oraya doğru geliyorum ben. Cengiz Han şu an 156 yapmış military strength'ini. Ben Gılgamış'ım daha 25'lerde takılıyoruz. Hadi bakalım. Çok tatsız durumlar. Hep hayır olsun bizim. Ulan bir tane warrior'ımız vardı. Onun da ağzını kırdılar. Azıcık geri çekem de heal basam. Benim de her yerde lanet scout'lar var. Bu arada... Altın ulan upgrade'i de gelmiş. Ağlarsın. Neyse. Şöyle bir bilgi vereyim. Yeni izleyen ve öğrenci olan arkadaşlar için. Benim tarafıma bakabilir misin? Can ya da Tuna. Siz abisi bakabilirsiniz. Şu scoutların üzerinde ünlemler var ya. Bunlar bu bayağı kritik bir bilgi. Aslında oynayanlar için. Bunlar, bu scoutlar sizin şehrinizi gördü diyor. Bu şu demek. Bunlar eğer ki barbar kamp kendi kamplarına ulaşabilirlerse diyorlar ki aha da orada bir köy var gidek yakak deyip asker basmaya başlıyor barbarlar. Aynen scoutların geri dönmesine izin vermezseniz kendi scoutunuzu da kovalayıp
Slinger'la taş atıp falan bir şekilde yani. Genelde çok avantajlı olabiliyor size herifler, çünkü geri dönüp bir anda bam 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 adama basmayı engelliyorlar. Ya da bam 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 adam basmaya başlayacaklarını biliyorsunuz artık en azından. Öyle evet, aynen. Vallahi. Tamam. Aa, kıçımın dibine şehir yaptı bak. Ooo, tancanı sıkıştırmaya başlamış. Aynen ya. Ya ben daha önce yapacaktım, barbarlar yüzünden yapamadım ya. Muskat'la ilişkilerimi güzel de sıcakta tutayım da. İşte, ben de işte geliyor yapıyorsun. Endonez harekat. Trabzon'un şeyi geçti, İstanbul'u geçti. Niye öyle oldu lan? Ben de baktım savaş konusunda biz belli ki master'ımızı yapacağız bu oyunda. Hemen gizli bir örgütle anlaştım. Bizim savaş alanlarımızda şu an bayağı Zimitsiler, Trimirler, Venturular uçuşuyor şu an havada. Anlayan anladı, hadi bir bakayım. Ortalık karışır. Bir ufak soru. Şimdi normalde hani ormanlarda 3 üretim gösteriyor bende. İşte bir mısır resmi var ama o ormanları henüz işleyemiyorum değil mi? Şu anda builder'ım herhangi bir şey yapamıyor yani oraya. Şöyle, irrigation varsa işte o mısırı işliyorsun mesela, şu an maize'i işlemişsin, darı. Yok, o. Yok, sarı mısır hani gözüken yerler. Wheat, onları da yapabiliyorsun. Mısır değil, şey, buğdayları diyorsun sen. Ya şöyle, şey olarak gözüküyor, hani nasıl anlatayım, simge olarak gözüküyor. Mesela iki çark var, bir tane mısır var. İstanbul'un iki kare altında hani suya bakan. Ben normalde buraya sadece inşaat mı yapabiliyorum yoksa... Ha, o... ekstra bir şey yapabiliyor muyum? Maden kurabilirsin abi. Tepe çünkü o. Üzerine geldiğinde böyle küçük bir pop-up çıkıyor ya. Orada plains ve parantez içinde hills diyor. Plains dediğin ne tarz bir düzlük? Yani ne tarz bir yapısı var? Düzlük diyor mesela. Böyle düz alan. Hills dediğin evet. De bu bir tepe mi? Düzlük alan mı? Vesaire gibi böyle şeyleri var. Etkileri var. Tepelere tarla ileri teknolojide kurabiliyorsun. Ha evet, tamam. Peki ben 3. şehrim için şöyle ideal bir yer. Bu ne? Bonus resource. Taş. Bu ne? Wheat. Bu ne? Chocolate. Bir araya yap abi. Bir de Rotan torbacısı, hoş geldin. Ege kıyısında alayım bir tane. Bura bir tur ilerletmeyi unuttum. Neyse olur. Süre var ya. Dedication. Klasik çağa girdi dünya diyor. Karar verme vakti. Neye yöneleceksin? Ne yapacaksın? Senin halkın bilime mi, kültüre mi, işte böyle çılgınlar mı koşacak? Nereye koşacak? Uzmanlar bu. Hiçbir çılgınlar falan koşamazlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın. And Brush Monumentality, Exodus of the Evangelist, Free Inquiry. Inquiry neymiş? Evreka yaptığında artı bir era skor. Inspiration olduğunda era skor. New Specialty District'te era skor. Ya Free Inquiry en üsttekini tavsiye ederim. Biraz daha bilime yönelik hareketler olduğu için. Turn timer biraz işe yarıyor değil mi Can? Süreleri kontrol altında almak için. Evet evet abi evet. Son oyunda Tuna beni tüketmişti çünkü. Şimdi daha iyiyiz yani. Abi hızlı akıyor şu anda. Arada minik minik ıska geçiyorum ama sonra adapte oluyorum. Sonradan açılacağız. Ulan kimseyle de savaş derdimiz yok ha. Şurada barbar marbar da mı yok? Yok. Settler yürü. Builder gel madenine. Yap abisi. Yapacağım. Lan bir tane demir çıkmaz mı be? Denizcilik olayına gireceğiz bu arada arkadaşlar. Da şu anda şeyim yok yani. Malışan chat'teki herkes selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Böyle büyük bir konsorsiyum dönüyor şu an. Medeniyetler konsorsiyumu. Oh, artı 2 olur. Artı 2'ye yaptık. Tamam, like a beautiful flower.
Vatikan'la Hong Kong arasından bir gez bakayım. Hong Kong'a bak. Abi Cengiz Han'ın benden çok bilim basabilmesi nedir ya? Artık bunu dürüst bana açıklasın. Cengiz Han'sın sen ya. Başkasından teknoloji çağırmışsın yıllarca. Bize gelince şaplandı herif. Atlar potionları kırıyor abi arkada. E ya dojo diye şu an başkalarından şey çalıyor herif. Teknoloji çalıyor. Mahvolduk abi. Şehri buraya kuracağız. Sen de burayı yap abisi. Bizi bitirirler abi böyle. Halledeceğiz ya. Halledeceğiz. Şahin panik halinde. Benim bu arada şeyde kara kurumda sıkışan scout'umu çıkarmamın tek yolu Cengiz Han'la barış yapmak ya da müttefik olmak nedir? Yok normal, ben sınırlar açıyorum abi. Sen de açar mısın abi? Açmam diyorsa bir iki gold vereyim, açar mısın abi? Açmıyorsa kendi adamını öldürebilirsin abi. Tamam, onu deneyeceğiz. Onu deneyeceğiz anlaşıldı. Çok hızlı çözülüyor abi aslında yani. Ben turnümü verdim. Çayı alıp gidiyorum. Sungur bekle, hemen bitirme kardeşim. Çay alıp geleyim. Ben bitirmiyorum abi. Otomatik timer var artık. Herkes next yaparsa geçiyor turnu. Bende kalmış. Anladım tamam. Ben böyle bas aç bas aç bas yapıp tacize başlıyorum. Arkadaşlar düşman 91-105 puanlardan bahsediyor. Bakın bizdeki en yüksek skor şu an Tancan'da, bakın. Normal değil bakın. Golden Age'e girdim ben, ondan arttı galiba bir anda. Ben de gold'dayım abi. Allah Allah. Bilmiyorum. Şehir yaptım ya, ondan mı acaba? Tancan sen bence çalışmışsın abi arada. Ben bilmediğim her şeyi çok hızlı yapmaya çalışıyorum. Bu oyunda öğrendiğim tek şey ne olduğunu anlamasam da. Güzel. Adapte oluyoruz böyle. Artık parganım var ya. Bu her şeyi değiştirir. That's right. Şimdi böyle sakin bir 35 tip müzikle gidiyorum. Siz birazdan görürsünüz. Adana, hey yavrum benim. Yok arkadaşlar, şu an bir takım çalışması yapıyoruz. Tancan, Pandamız ve Can Sungur'la birlikte böyle izleyen arkadaşlara bir tık faydalı olabilecek. Ne yapalım ne yapmayalımcılık. Vallahi rakibin bir tanesi de Stonehenge yapmış. Bunlar bizi dine getirecek abi. Dine getirecek bunlar bizi. Hallederiz. Niye basacaklar bizi abi? Hallederiz. Abi basıyorlar. Ya ben şu iki tane barbar kampının arasında ufak bir çıldırma yaşıyorum. Yoksa acayip şeyler yapacağım da geliyorum. İki kampı aldım. Hayatımda hiç bu kadar hızlı iki kampı almamıştım. Valla Tuna Pamir efsanesi bizim oyunumuzda çökerse ben bunda talihsizlik ararım kardeşim. Deity tokatlıyorum diyen adam şu an bizim ekipteki en düşük puanında neredeyse. Tuna hariç. Secret Society son expansion pack'le geldi arkadaşlar. Vampir çıkarttım ben o sayede şu anda. O Sanguine Pack diyorsun. Tabii. Kapitalizm eleştirisi bu arada. Vampir dediğimiz yanlış anlaşılmasın. Bu arada ufaktan ilim bilim irfana yöneleceğiz arkadaşlar. Başta tırstım. Çok fazla şey vardı. İki warrior çıkardık. Şimdi. Politik felsefe. Şu governor olayını hala anlamadım. Şimdi İbrahim tamam Trabzon'da duruyor abi. Ama sürekli promote geliyor. Grand vezir oldu mesela. Her şeyi açık bunun. Hemen kullendi mi yani bu İbrahim? Hayır. Sen her valiyi aldığında bir şey var. Bu more buton var ya, Civics 3. Yani ha, teknolojinin altındaki. Valiyi alabiliyor muyum? Yoksa tek bir vali mi? Yok. Diğer valileri de alabiliyorsun. Ya da tek valiye puan da verebiliyorsun. Uş, ben Pargalı'ya çok abandım o zaman. Ben birden fazla alabildiğimi hesap etmemiştim. Neyse. Abi öyle yaparsan herif tahta göz koyar. İleride sıkıntı evet. Çıkar. Ben ne bileyim abi. Neyse. Pargalı'nın sonu da belli yani. Hani çok da tabii. Sıkıntı yok. Demek bu yüzden öyle olmuş. Demek Sultan Süleyman da böyle yapmış. Lan ben her şeyi Pargalı'ya bastım lan. Abi dürtcan o zaman, yapacak bir şey yok. Orada kalmış ya. Her şeyi Pargalı'ya bastım.
Aman paşam ne yaptınız? Çok puan aldınız. At pargalıya yapmış değil mi? Takımımızın yeni taktiği bu. At pargalıya. Şimdi de farklı. Topa dayan pargalıya atıyor. Evet, Adana biraz garip oldu. Onu değiştiririz sonra. Kocaeli falan bir şeyler yaparız. Adana'yı Trabzon yaparız aslında. En azından neyse bakarız ya. Neler söylüyor? Adana'yı Trabzon yapacağız deniyor. Ayıp ayıp. Milletin ayarlarıyla oynanıyor. Bu işler böyle. Kodlarımızla oynuyorlar. Okçuluk beni nereye götürür buradan? Neyse açayım çıksın arada. İleri götürür abi. Abi ihale falan alırsın. Ver kütüphaneyi. Okun düştüğü yere oba kurarsın. Hepsi olur abi. Trabzon'u da alıp yürüyor kardeşim. Sungur diyorlar ki çöle Petrabas abi diyorlar. Öyle bir şey mi yapıyor? Çok iyi fikir abi. Eyvallah. Nereden? Vay be. Ulan nerede duymuşlar bu taktiği? Helal olsun be. Vallahi billahi. Teşekkür ederim. Deniz kenarında da gemi çıkarayım mı sorsan abi? Onu da öyle bir düşündüm. Yok yok, bana diyorlar, bana. Sen bas diyorlar. Ha bana bak. Alo. Eskerler artık. Petra'yı da basmayın kardeşim. Yok yok. Petra bize lazım. Sal Petra'yı. Ilgamış abim. Oo, ticaretler ticaretler. Şiirleşmemeye karar verdim arkadaşlar. Şiirlerimizin ayarlarıyla oynamayalım. Evet evet. Şimdi bu... Alper demiş ki Tuna'nın Kore ile tek şehirde bilim zaferi aldı oyunu vardı abi. Size özel komple kurmuş olmasın diyor. Bilmiyorum ki abi ben de. Hayır yani Gandhi'nin yayını da izlemiyorum. Şeyleri bazı oynuyor olabilir. Eye Tracker ile oynuyorum abi. Aynen aynen. Arkadaşlar bakın mouse'suz oynuyorum bugün Civilization. Daha ne yapabilirim diye düşün. Yok canım. Hayır, çok tıkandım burada ya gerçekten. Şu barbarlar artık. Twitch'te var bu arada peki. YouTube'a abone özel atmış olabilirim. Ben bir muskat sınırlarını doğru elemanlarımı çağırayım. Bu muskat niye bana çok yaklaştı bilmiyorum ama. Sıkıştım ya. Şuraya bak. Kültürü büyüyordur birazcık. Hmm. Yani şehir nüfusu arttıkça da daha çok toprağa yayılıyorsun ya bir yandan. Bir yanda itliğe köpekliğe de dönebilir. Muskat'a bir envoy yolladım ben. Bir elçi yolladım. Çok güzel. Yani Muskat'la arayı sıcak tutayım. Gerekirse sonra yutarız. Nedir yani? Germiyan oğlu muamelesi çekerim. Bence olur ha. Bu yaklaşım güzel. Siz merak etmeyin. Ben de o iş. Kral doğru yaklaşımlarda bulunuyor. Arkadaş Osmanlı kuruluyor. Sabır. Şimdi gelelim Barbunya'nın faydalarına. Halkın mutsuz. Halkın mutsuzsa... Haydi barbar geldi. Each of your citizens... Evreka yaptığımda... Ha, bir şekilde şu age puanımı yükseltmem lazım benim. Yes. Karanlıkta kalmayacağız. Bu şimdi bakayım bir okey. Panda da yok. Görünürde CS'de yok. Acaba görüyor muyum göremiyor muyum bilmiyorum ama. Ne o? Kırmızı kamp işareti var ya bir tane. Şehrinizin nüfuslarının yanında ya da şeyin yanında yazıyor. Ha, ben ilk kurduğumda vardı. Şimdi bir iki food geliştirmesi yaptım gitti. Ha pardon, amenities diyorsun sen. Yes, lüks. Lüks kaynağı. Tamam süper. Herkes güzel. Herkes mutlu. Mutlu halklar. Paçayı Adana'ya yolladım ben ya. Her ihtimale karşı. Biraz da orada takılsın. bu yerden ışık çıkan kaynaklar, bu seçtiğim bir vali tipi var. Hermetic Order diye. Bunlar yere leyline'lar koyuyorlar ve normalde yan yana gelen distrikler 0.5 bonus sağlarken şu an artı 1 bonus sağlayacaklar. Otto dedi sevdim abi. Dur. Ozan Bartu dur. Otto tamam dedi, henüz yapamadık. Yapacağız. Şalvardan Spectre için Sungur'a. Müracaat direkt Sungur. Para
Parasızlık zor iş ya. Vallahi zor iş. Warcard. Bir tane Warcard çıkarttım. Bir barbar, bir kamp, bir barbar daha aldı iki turda. İnanılmaz ya. Blitzkrieg'in antik formu ya Warcard. Bayağı çok saçmalar ya. Çok kuvvetli yani. Çok gerçekten. Oo, Gitarya'nın artifact'i varmış. Artifact ve turizmi oradan kazanıyormuş. Tabii ki oligarşi. Denizciliği bulunca setleri de götürebiliyorduk değil mi denizden? Traderlar embark edebiliyor. Hmm. Yani şöyle. Şeyi bulunca galiba. Shipbuilding. Seviye teknolojisi bulunca. Ha, shipbuilding'le. Shipbuilding'le herkes her yere gidiyor. Shipbuilding, tamam. Bu da tamam. Dark Age'den kurtulacağız. Dark Age'de kalmayacağız, tamam. Düşmeyin karanlık çağlara. Yok yok. Tam hızlı adaptasyon. Osmanlı style'a. Yeni çirbinleri işgal ettiği şehirlerden yap. Kendi şehrinden yapınca nüfusa negatif etki olur. Barın, o nokta geldiğinde bunu bana hatırlatacağım. Ceren'cim hoş geldin. Peki size çok kritik bir sorum var. Ben demirden beri ulan bir tane bir demir çıkmaz diye ağlıyorum. Ama bana her tur demir geliyor. Demir geliyor. Ha. Çünkü bir şehir devletiyle mutlu mesut bir ilişkin var. Vallahi yok. Yok mu? Süzreyn olduğum hiçbir yer yok yani. O zaman bir abi? Dakika. İnşallah gelir. Artık from improvements diyor bak mesela. Kampüsün altına bak. İstanbul ya da Adana'dan gemiyi çıkaracağım arkadaşlar, merak etmeyin. Abi kampüsün altı demir ocağı çıkmış ya. Neyse okey, şansa bak. Çok iyi şans ha bu arada. Çok baya. Muskat'ta bir de ticarete başlarsam tamam bu iş. Ben onlarla kapatıyorum. Baya demir diye ağlıyordum yani. Trader gel. Mehmet San hoş geldin. Zeynep Özkan hoş geldin. Serdar Tabur demiş ki bu yıldızı bana Civilization 6 öğreten Tuna Pamir abime selam vermek için atıyorum. Keyifli oyunlar krallar demiş. Serdar Pamir. Serdar o zaman Tuna Pamir şu anda şeyde yayında, Twitch'te de yayında. Gidip oradan da bir selam verip bir de follow malo bassam. Daha şık olmaz mı kardeşim? Neydi abi senin Twitch? Bir daha söyle. twitch.tv/tunapamirtv. Aynen. Televizyonlar aynen. Birbirine girdi. TV içinde TV kuruyor. Böyle TV-ception'lık durumlar var. Ben yukarıdan yavaş yavaş Cengiz'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle. Oo, bayağı gireceğim mi? Ya böyle yengeçlik yapıyorum şu an. Böyle hani geliyorum ben. Bak haberin olsun. Abi zingar. Onun fişini erkenden çekmek lazım. Sonra o dojo mojo çöküyor insanların beynine. Evet, huzur yani. Da vermiyor. Dojo. Dojo. Ay barbar okur senin gibi. Beyin yapıyor. Aa aslında senin sınırlarına sığınsam. Neyse bakarız. Başka bir şeye denk geleceğiz burada. Bu arada Panda sana biraz daha yukarı doğru bir şehir daha kur bence. Muskat'ın üstüne mi diyorsun? Sağa doğru Muskat. Böyle Muskat'ın Muskat etrafını çevir. tabii Muskat'ı çevireceğim. Tamam, o yavaş yavaş sindir onu yani. Böyle Trader'ı bekliyorum. Trader çıksın hemen bir setter peşine çıkaracağım. Bir Muskat'la da bir ticaretimiz, bir hukukumuz olsun şimdi. Germiyan oğullarıyla şey yapacağım. Kim bu? Ne? Tuna şey oluyor mu? Şehir devletleri bir noktada senin kültüründen etkilenip sana katılıyorlar mı? Yoksa o böyle oyun kurallarıyla bloklanmış bir şey mi? Galiba bloklanmış bir şey. Değil ama kültürle yani bu Eleanor'la yaptım. Ya demek ki zor ama aslında yapılabiliyor. Evet yani o çünkü diğer medeniyetler de onlara dadanıyor ya bir yandan. Ben bir tane din oyununda onu yapmıştım. Herif senin dinindeyse sana ekstra loyalty pressure uyguladım bir oyunda İspanya ile filan. Delegasyon. Bir noktada becermiştim öyle bir şey sanki ama hayal meyal hatırlıyorum böyle. Ya ben şeyde yaptığımı hatırlıyorum dediğim gibi. Eleanor'la yaptığımı hatırlıyorum ama yani 20 taklalar falan attım. Öyle kolay kolay düşmüyor işte. Düşmez abi, düşürmezler bir de. Düşürmezler aynen abi. Bir de o var. Aynen. Düşürmezler abi. Yani Ali Koç'ta bu paralar oldukça o şehir devletleri düşmez. Ah be.
Ha yok, benim scout tamam yaşıyor. Misyoner yolluyor Endonezyalılar bana. Bunları öldürebiliyor muyum acaba? Aa, savaşırsan tarif, evet. Tarif kim lan? Muscat'ın hamisi olmuş ha. Öyle bir şey yok. Savaş çıkar değil mi? Savaş sebebi yalnız. Ne yapabilirim onları peki? Misyoner konusu hassas abi. Döviz möviz fırlar Allah'ıma dikkatli. Şöyle. Ne yapayım? Yani savaş açıp kesersen baskısını azaltırsın. Yok, savaşacak halim yok şu an yani. Bitirirler beni. Ya demir... savaş açsan koşup da saldırmayabilir abi adam bu arada. Savaş açarsın hani savaştayız olur. İki misyonerini öldürürsün. Sonrası Allah kerim, o da bir opsiyon yani. Sen çağın neresinde kaldığına bak Metin. Şu anda fena bir yerinde değiliz de Golden'a da gidemiyorum. Golden'a çünkü each of your citizens normal amount falan filan. Daha 10 tur var. Bilim lazım. İlim, tamamdır bilim, git keyfine bak. Onlara yönelirsek altında kalmayız ama şu anda Golden'a çıkamıyoruz, bakacağız. Aa, takımız ya, bütün herkes savaş açıyor lan. Tancan savaş açma oğlum. Kimi açıyorsun? Yok, unuttum, açmıyorum da şu hepimiz savaşa giriyoruz, onu unuttum. Misyonerler geziyor da onlara bir şey yapabilir miyim diye. Tantuni yoksa ellerinde sıkıntı çıkarmazlar abi başta. Dikkatli yaymak lazım tabi Tantuni'yi. Bir settler, ardından da gemi, tamam arkadaşlar. Tüccar yürü Muscat'a. Muscat'ta bir arayı şey yapalım. Bir şehir daha yaptım valla. Alıp muş yaparız, tamam. Buradan da şehir nüfuslarına bakalım. Uruk. Bunlar da Lagash. Çok açmanın manası yok ya. Defansif kalsınlar. Şimdi Fortify'da bekleteyim bunları da. Can, sen o kadar şanslısın yani, bari bir dağ olsaymış ya. Abi evet ya. Ya bilimciyiz, anladın mı? Dağ yok. Dere abi, yok. Yok, bir de şeyden ötürü dağdan hani aquadakla falan temiz su kaynağı çekerdin de o da yok. Hmm. Yok yok. Tuna, yok vay, ilginçiz biraz ya. Yeni şehir kurunca mesela şimdi harbor yapabiliyor ama 33 tur veriyor. Onu hızlandıramıyor muyum ben? Nüfusla alakalı abi. O yüzden öncelikle fokusu nüfusa verip production'ı arttırıp. Kurtuldu. Tamam. Benim scout kurtuldu. Şehir hattı genişlediği için dışarı attı benim scout'ı. Oh be. Unit kaybetmeden bu işi çözdük diyoruz. Scout görüyor musunuz? Helal lan sana. Scout gibi scout. Ama Adana. Zor dönemlerden de geçildi yani. Sınavlar verildi. Adana'da kampüs yaparsam artı 2 buradan. No. Ne? Stop. Yap. Denizin dibine diktim, daha şey yoktu. Dağın dibine kampüsü mü yoksa camileri, holy site'ları dikince mi şey yapıyordu? Hangisiydi abi o? Kampüs ve Holy Site ikisi de etkileniyor. Yağmur ormanlarından daha çok kampüs etkileniyor. Forestlardan ve dünya harikalarından Holy Site etkileniyor. Kutsal merkezler. Mesela Japonya'da, Japonya diyorum, Kore'de çok enteresan bir şey var. Kore'nin kampüsü başka bir district'e değerse daha az bonus alıyor. Ve tepelerin üzerinde olmak istiyor. Evet. Şey... tepelerin üstünde ve etrafındaki tarım şey tarlalardan da ekstra bonus oluyordu. Tarla koyarsa adamları mısırla besleyelim oradaysa. Artı 2 gösteren bir yere yapabildim kampüsü. Daha yoktu. İyi mi yoksa çok mu kötü? Hani artı 2'ye yapmak. Yo, mantıklı ama onun etrafındaki mesela şimdi bakayım, şöyle bir yorum bulunabilirim. Kampüsü şu aşağıya bastığın yer diyorsun değil mi? İstanbul'un altındaki kampüsten bahsediyorsun. Yok, bir de Adana'nın üstüne kuzeye yaptım abi. Denize, tamam. Doğru. Tamam, süper. O güzel bir yer bu arada, kütlüğü. Çünkü yanındaki reef var ya, kayalık var bir tane aşağıda. Böyle evet, mercan evet, kayalığı. Tamam. Ondan ekstra bonus alıyor. Alttaki de aşağıdakini alıyor. Evet. Ha. Tamam, güzel. Bu arada şimdi senin panda şey, çok fazla ormanlık alanın var. Ve bu şehirlerin nüfusunun büyümesine engel oluyor. Çünkü çok tarım varım yapamamışsın bunlara. Birazcık yemek yok evet, halkta. Şöyle bir tavsiyem var. İşaretleyebiliyorum galiba sana da. Mesela şuradaki şöyle bir
kılıç işareti koyacağım görebilmen için. Herkes görsün diye. Bir builder'la, worker'la buradaki ormanı kesip hem üretimi arttırabilirsin hem de buradaki ormanı kesip buraya bir tarla daha koyabilirsin. İşareti göremedim ama builder'ı hemen yapıyorum abi. İstanbul'un yanında. Hah gördüm, tamam burası. Ya da şu team diyeyim. Şunu da şöyle işaretleyeyim. Özellikle bak bu iki tane işaretlediğim kılıcı görüyorsundur İstanbul'un yanındaki. Evet. Bu ikisindeki ormanları da kesersen ve bunları mesela setleri varken kesersen o setlerin üretimini hızlandırırsın. Çünkü ormanları kestiği için üretimi şehre taşıyor. Başka bir olay daha var. Oyundaki en kritik bilgilerden bir tanesi. Bu üç taneyi kestikten sonra bu üç yere tarla kurduğunda düzlük olduğu için tarlalar böyle üçgen olduğunda feodalizm kartı gelene kadar ekstra bir bonus veriyor. Fazladan bir food üretiyor. Feodalizmden sonra bir food daha getiriyor. Normalde builder'ı oraya getirdiğinde herhangi bir şey... Ha buldozeri diyorsun. Buldozer yes. Temizliyor orayı. Evet. Ha, çünkü herhangi bir inşaat çıkmadığı için diyorum ki inşaat yapılmıyor. Önce buldozerle temizleyip ondan sonra inşaatını yapacağım. Tamam. Oha. Aydınlandım. Gene aydınlandım. Bu yüzden buradayız abi. Bugün full destek, tam destek. Arkadaşlar bakın, kimseyi endişelendirmek istemiyorum. Fakat rakibin 200-150 gibi batakın puanları var. Bizde Tancan 132 puanda. Bakın şu an bizim oba beyimiz Tancan. Tancan bana nasıl oynayalım oyunu? Bir tavsiye ver ya. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Abi Settler şehir. Bas abi Settler bas diyor. Üreyin diyor yani. Üreyin. Çetin hoş geldin. Bende de şey düşüyor devamlı ya. Amenities düşüyor. Buna ne yapmak lazım? Yani? Lüks kaynağı. Fazla lüks kaynaklarımızı birbirimize ticaret yaparak hadi yapak. Mutlu edebiliriz. Yani mesela aynı kaynaktan iki taneye sahip olan bir arkadaşını mutlu edebilir. Mesela basayım şimdi Tancan'a bende. Bende lüks ekstra. Şöyle bir şey soracağım buna. Lüks bir tane yazıyorsa bir ekstra mı demek o, yoksa zaten bir tane var onu verme mi demek? Bir tane var onu verme. Okay. Bir de şöyle bir olay var. Bir lüks kaynağı 4 şehre kadar mutluluk veriyor. 5. şehri vermiyor. O yüzden 2. lüks kaynağına ihtiyacım var. Okay. Bende daha 3 şehir var. Benim sana verebilecek ekstra lüksüm yokmuş kardeşim. Çünkü toprak çölün ortasında kanka. Çölün ortasında kumuyor benim medeniyetim sayende. O yüzden sana verebilecek ekstra bir lüksüm yok. Kusura bakma kardeşim. Daha ben vereyim ayıp. Şehirleri burada. Adamlar teemmüm abdesti almaktan her tarafları pişik oldu pişik. Adamlar. Aha. Ya Muskat sınırına da yaslamayayım ama şöyle dursunlar. Oha yeni kurduğumuz şehrin ismi Adap. Adap. Bir sonraki şehri de Edep diye kurarsam muazzam bir medeniyet olmaya doğru hızlı ilerliyorum demektir. Gideceğim yerler bitti. Ama Scout gene de Scout için dursun. Vatikan'la Granada arasında dursun ya. Bunlar da biterse güzel. Kampüs mampüs biterse Ontur öncesinden uyarıyor zaten. İlim bilim irfan puanımız da artacak. Sonra bakalım. Ekonomi de önemli. Ne kadar commercial ticari merkeziniz, ne kadar limanınız ve içerisinde küçük deniz feneriniz olduğu ile alakalı tüccar sayınız artıyor. Tüccarların çok önemli bir özelliği daha var. Ticaret yaptığınız medeniyetle aranız iyileşir çünkü. Ticaret yapıyorsunuz. Çok doğal bu. Evet. Şu anda Muskat'la deniyorum. Normal medeniyetle yapmaya çalışmanız daha kritik olabilir. Bir diğer konuda ticaret sizin kültürel baskınızı rakip şehre doğru da götürüyor beraberinde. Bak burada ne güzel bir İstanbul var. Adanalarda şiş kebaplar var falan yani böyle. Adam geliyor senin AVM'lerin ortasında çat çat iPhone şubelerini açıyor. Sen kuş gibi kapısına sıraya giriyorsun. İyi bir gidelim içeriye ilk günden elelim falan diye. İşte bunlar hep sömürge olduğumuzun kanıtı. Allah'a ekber. Great person geldi. Asla kullanamadım. Hangisi? Zoroaster. Bunu... Sen Zoroaster deyince hemen Tuna'dan şöyle bir ses bekliyorum. Aa abi Zoroaster'in iyisini sanayide yiyeceksin. Yok. İsim olarak hatırlamıyorum. İsim olarak hatırlamıyorum. Adamın kategorisi ne? Bu din ya galiba.
Son peygamberi çıkardın. Evet. Basıyorum ben bunu burada. Found Religion diyor. Abi sen orada gitarla ile din savaşları abi. Ateşle. Tamam. Bak yaydı vallahi açtı ellerini göğe doğru orada. Bas kardeşim, biz seni rahatsız etmiş gibi olmayalım, bas. Ben de bir din kurayım o zaman. Biz de toprak yiyoruz burada işte. Çöl var. Yak dinini kurayım ben de o zaman sana. Marsilya. Şerefsiz. Gandhi. Gandhi abimiz. Musgat'a ticaret yolunu tamamlamak üzereyim. İyi, güzel. Umut işte iyi geceler şeyi bu. Çağlar ilerleyince ama bambaşka bir şey olur, onu söyleyeyim. Nükleer havada uçuşacak ya. Nükleer bombalar. Oh yeah. Hele. Söç. Ne yapsam ki? Korsu peki yapsam artık. Tur 50. Oyunun 5'te 1'i bitti şu an arkadaşlar. O daha yeni. Adam 200 puanlar diyor. Bakın orada bir şeyler yapıyor. Daha bir tanesiyle rastlamadık. Allah bilir, onu bir keşfedeceğiz. 300 puanla böyle sigarasını içiyor olacak. Bak Gunpowder'a horseback'ten gidiyorum. Attan gidiyormuşum lan Gunpowder'a. Ya yapam o zaman, tamam. Bu sırap sonra... Ha evet abi. Şey var. Benim seçtiğim böyle bir vali tipi var. Bu Hermetic Order diye. Chat'ten soran olmuştu birkaç arkadaşta. Bunlar bir benim topraklarımda garip böyle aydınlanma ışıkları saçıyorlar. Bunlar işte yanına kurduğum şehir bölgelerine ekstra bonus sağlatan parçalarımız. Ne kadar bölge bu distriktleri kurarsam o kadar artı bir bonus alacaklar birbirlerinden. Society'ler, toplumlar var. Onları seçeceksin bir yerde Panda. Şey var. Böyle vali gibi geliyorlar. Böyle vampirler var. İşte böyle Scientologistler falan var. Garip. Oo, ortam iyi yani. Neyse, Allah'tan bizim ardımızda 3 ilal, gökte de Rabbimiz var. Yok yani. Ama tarikat bir yerde lazım. Böyle bir society, topluluk bir şeylere girmek lazım. Tarikattan geçilmiyor. Elini sallasan şeyhe çarpıyor. Taraf olmayan telef olur. Haberiniz olsun. Altını mı nereye harcayayım? Bir şeyler mi satın alayım? Altınım çok. Evet, 500 altınım var benim abi. Bunu efektif nasıl harcayabilirim? Çünkü sizde hiç altın yok. Demek ki harcıyorsunuz. Bayağı harcadım ya. Yani. Settler satın alabilirsin. Direkt fakiriz kanka. Öyle çözdük biz. Leşo fakiriz biz mesela. Fazla... Başka neye harcayabilirim abi? Yeni şehir kurduğunda builder çıkartmaya harcayabilirsin. Hatta içerisinde monument'ını ya da granary'sinin parasını verip de yaptırabilirsin abi. Ha, o paraları bir harcayalım. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Hükümden ha, Sümerler gemi çıkarmış. Biz de bir sonrakinde çıkarıyoruz. Sümerler denizlere mi açılmış? Dungur, o geminin içinde tantunili dayılar yok değil mi? Yok abi, daha toprak yutuyoruz kanka biz. Bu oyunlar hep öyledir benim için ya. Şu an tantuni olsa ilk kendimizi süreriz yani, öyle söyleyeyim. Hala kıtarça bunun suzerini ya. Neyse, şu üçüncü envoyu yolladıktan sonra ticaret. Ondan sonra da şey Ozan, Karakurum Almalık. Kısmet abi. Mı? Cengiz Han tarafına doğru bir ticaret yolu açarız olmadı. Mantıklı. O yani medeniyetse medeniyet lan biziz. Şu anda değiliz ama uçacağız yani. Ya. Şu anda Germiyanoğlu var arada. Muskatoğulları var. Muskatoğulları var şu anda. Kendileriyle de sonra bir şey yapacağım. Eğer benim hamilime geçmezlerse başka türlü konuşacağım kendileriyle. Yukarıda Cengiz Han Panda sana bir cevap yolladı. Oo, Ulan Bator. Çok severim. Bayılırım. Klasik çağ erecek. Tamam.
Ya ne demek abi Cengiz Han'ın 45-34 falan bunların bu... Nereden geliyor bu bilim? Abi şeyden geliyor. Gitarya tahminen emperör olan gitarya. Gitarca. Ya bu nasıl olabilir arkadaş? Ya, bu nasıl? Aklım almıyor hocam. Parasıyla 1 lira alayım. Parasıyla nasıl satın alabilirim? Purchase diye bir şey var. Ha purchase. Kaç para lan bir builder? İndirebilirsem. 115 altın mı? Yo ben yapayım ya. 3 tur beklerim ya. Yo beklemeyeyim. Harcayayım hadi. Aa yeni scientist geldi. Bari yok İstanbul'da yapmayayım da bunu. Yeni şehirlerde yapayım değil mi? Oraya para lazım. Yani İstanbul'daki o bahsettiğim ormanları kesip tarlada kurabilirsin. Üçlü tarla sistemi bayağı kritik çünkü. Üç tane tarlayı böyle. Ormanları keseceğim abi. Saplayacağım da. Bu muskatın dayımçoları ne geziyor lan? Çıkın lan tarlamdan. Aa şerefsizler çıkın. Onlar mahsur kalmışlar orada. Sonra din puanıyla müzik grubu da basabiliyorsun. O da bence ironik. Hard rock haleluya. Erdem Özsoy hoş geldin. Teşekkürler Deniz. Çok sağ ol. Çıkmaz oldu ya. Ancım teşekkürler hediye için. Okan'da ikinci ayı tazelemiş ben. Oğuzhan mobilden hediye oluyor mu bilmiyorum ya. Onu chatte birileri şey yapar. Ben böyle barbarlara okçular mokçular kaybediyorum ya. Neler neler yani. Trabzon'da. Trabzon'da lira gerekiyor da. Neyse kurtaracağız döndüreceğiz buradan her şeyi. Neler söylenmeye başladı abi biz seni böyle bilmiyorduk. Yok be. Bize dediler ki abi Tuna Pamir gelsin. Tek şehir koyar o şehre zaten herkes gelir direkt hani yapay zeka gelir oyunu bırakır falan dediler. Bilmiyorum yani biz böyle konuşmamıştık. Daha oyunun 5'te 1'i bitti daha. Daha bunun 5'te 4'ü var. Bomb game oynuyoruz. Daha dur bakalım atom bombaları çıkmadı daha kimse heyecanlanmasın. Builder neredesin? Trabzon'da niye builder var lan? Aa şuraya güzel animal husbandry var. Oraya şey yapayım. Benim chat'te ben deminden beri diyorum ki lan diyorum barbar kampı bitti senin benim topraklarda diyorum. Chat'te şey diyor abi oraya barbar bile gelmez senin topraklarda. Demir yok. Olunca yükselteceğim. Demirim yok. Ama evet. Demir toplayacak yerim var evet. Adana İstanbul sınırında var. Lafa çok karışmış böyle deyince. Ama şey yok. Yojin boş geldin. Construction geldi en sonunda. Açılmış. Dostlar Construction diye bir teknoloji gelecek bir gün karşınıza. Etrafınızda çok orman varsa bulur bulmaz onu kapın. Şu anda yapıyorum o zaman ben. Bana şu anda alıyorum. Al. İşte o çok kıymetli bir teknoloji. Oo, feodalizm en sevdiğim ama önce military. Önce military. Ah, great person. Kimsin? Libraries. Library yaparım bir yerden ya. Hypatia gelmiş. Oo, çok güzel. Hypatia iyidir. Anında library yapar diyor. Hemen başkente bir İstanbul'a bir İstanbul'da kütüphanem var. Kütüphanesi Chipops diye çakıyorum. Ama İstanbul'da kütüphanem var Panda. Bence Adana'ya da çakabilirsin Labs diye. Onu Adana'ya mı çakayım? Tamam. Çünkü İstanbul'da zaten kütüphane var. Eğer bir tane daha fazla library construct edecekse başka bir yere yapınca fazladan tur kazanıyorsun aslında. Çünkü oraya gidip hemen Labs diye bir tane şey koyacak. Kütüphane koyacak. Bir dakika. Bir saniye. Bu Cengiz Han'ın şu an 3 tane şehri var ve 3 tane şehirden 38 kültür mü bu? Science mı basıyor bu? Evet. Ulan altın çağı da 5 kaldı ha. Altın nereye geçebilir? Yani altın bonusu alabilirim. Ben bir şey anlamadım. Şeyi seçtiğimde sadece Adana'dakine mi basayım? Ha doğru. Tamam. Yürü Adana'ya. Adana yollarında hadi bakayım. Tamam çok güzel oyun ya lafa bak. 7 turnda oraya da bakarsam 32'yi toplayabilir miyim acaba ya? Gaza geldim. Neden olmasın toplarsam? Şu askerler de boşa bastık. Başta tırstık.
tırsmadım. Tövbe, ne demek tırsmak da, güvenlik anlamında yani. Sonra şimdi... alışıyorsun onlara ya. Başta öyle panik halinde basıyorsun da sonra alışılıyor. Evet. Çünkü baktım Muscat var, Singapur var, tepede Cengiz Han var dedim. Biri olmasa biri saplayabilir. Biz hazırda tutalım dedim. Tabii tehlikeli. Abi Great Person daha verdi hemen. Ne olur. Tak bir Great Person daha. Şakadan hak. Great Person daha verdi. Aldım. Laps diyor. Al sana bir Great Person. Al bir Great Person daha. Al bu da Great Person al. El sallıyor lan. Bu da Fabi Great Person. Oldu yok. Muscat'ı alacağım. Muscat'ı bir gece ansızın 81 Muscat, 82 Singapur. Oğlum benim nasıl 193 puanım var ya? Wonder yapmışındır. Bir şey yapmışındır. Ha Wonder yaptım evet. Bir kadim duvar yaparım. Benim setlerim nerede ya? Ha burada. Korktum bir an setleri kaptırıyorum diye de yok. Bodyguard koydum setlere. Hatta şöyle garanti yapayım onu için ben. Şimdi son şehrimi de çok güzel bir yere kuracağım. Sonra setlerini kaptırdı demesinler bana. Escort servis diye bir achievement geldi. Tövbe estağfurullah. Abi Beylikdüzü'nü kur oraya. Hiç acıma. Batı Ataşehir'i de kurabilirsin abi oraya. Kendiliğinden bir wonder zaten oranın olması. Yıldırcım. Bir de harbırım çıksın. Valla. Buradan para da basacağım. Panda asıl basıyor parayı. Sonsuz para. He Panda da bana bir 200 lira atsana ya. Şimdi Sungur. Yani şöyle konuşalım. Ha. Tabii ki bu arada senin hayatta zorda kalmana izin vermem. De neyi kullanacaksın? Hayırlı bir iş için mi? Bir yıldır lazım abi. Çölün ortasındayız biz biliyor musun? Dost kazığı yedi bizden. Gerçekten o gemilerde Tantunili dayıların olmadığına şey yapıyorsan tamam. Yollayacağım. Ya yok abi yok. Benim din puanıma baksana. Benim din puanım senden az be. Bakayım. Aa hakikaten azmış lan Feyt. Tamam o zaman yolluyorum. Abi biliyorsun kimi din top çölün ortasında çıkar. Bizde vampir çıktı abi çölün ortasında geze geze. Yani ben de anlamadım nasıl yaşandı bu işler ama. Biz Osmanlı olarak dosta her zaman elimiz açıktır. Hiç sıkıntı yok Sungur. Nasıl gönderiyorsun? Abi benim kelleye basacağım. Ticarete gireceksin. Deal. Make deal. Ha. İşte ben de oradan 200 ya da 100 para basacağım. Gönder diyeceğim. Al sana 200 lira. Al sana 200 lira daha. Aa dur. Cancel. Yanlış lan Gandhi'ye gönderdim. Gerçi bir şey olacağından değil de. Gılgamış gel. Ne? Tuna yanlış anlama kardeşim. Sana da güveniyorum da. Yok ben aldığımı geri faiziyle geri yollarım. Sıkıntı yok. Ben şu an tam Gandhi'yim ya. Tam Hindistan. Hiç param yok. Bir şey yok. Tamam yolladım Gılgamış'ı. Ben Hannibal'ı aldım da nereye kullanırım? Yüce Osmanlı be. Ims. Hannibal mı? Hannibal geldi. Bende ordu yok ki. Yani hani. Anlatabildim mi? Upgrade diyebileceğim bir ordum yok. Şu arada galiba altın bonusu alacağım bu defa. 32'ye çıkıyorum. İlim bilim İrfan abanınca. Sen de dur kardeşim. Chat'te şey diyenler var. CS Araplar gibi Osmanlı'yı sırtından vuralım mı paralarını alıp falan diyorlar. Biz bunu yaşadık evet. Biz bunları maalesef tarihimizde yaşandı ama dersler çıkarıldı. Çıkarıldı mı bilmiyorum göreceğiz. Bakalım çöl bedevileri iyi niyetimizi... Ben bedevi bile değilim abi. Ben yanlışlıkla buraya koydular diyorum ya. Eve gideceğim param yok diyorum. Bakınız gerçekten bedevi değilim. Sadece müşkül durumda. Hop altın bonusunu aldım. Tamam çözüm bu işi. İlim bilim irfanla era şey bölümünü alıyoruz. Şimdi nerede benim builder'ım? Senin dedik Tuna'nın dediği yerleri temizleyeceğim. Sorulardan. Bu arada şey şehrine hem food hem production getirecek. Bak duvarım bitti hemen. İstanbul'un duvarlarını laps diye kurdu. Vay anasın. Ben bu ağaçların kesildiğini bilmeye yordum mesela. Buraya hemen bir farm yapabiliyorum zaten. Tamam. Bir sonraki turn'da yapacağız. Asıl en güzeli oraya yapacağın tarla ve öbür taraftaki ormanları kesip oraya yapacağın tarla bir arada üçlü bir koalisyon oluşturup İnanılmaz food getirecekler ve İstanbul nüfusu 3'ten artık 20'ye doğru yolculuğuna çıkar değil mi? 7'ye 10'a. Çünkü güçlü olsun.
O iki kılıç bir de tamam üç. Üçgen çizeceğim. Tamam, aynen. Anladım. Üçgen. Aynen. Üçlü. Güzel. Biz Osmanlı olarak üçlemeyi severiz. Sıkıntı yok. Ama kardeşim yani Sungur'u bekleyeceksek biz her turnde bir şey demeyeyim. Mustafa Kürşat, Alper Öztuğut hoş geldiniz. Korkarım seni Yemen'den zopayla çıkaracaklar. Gel gel. Biz savaşçı milletiz de savaşacak kimseyi bulamıyorum şu an. Gitarya var en yakında sağ, kuzey doğunda. Ne kadar yakın onlar cidden ya bu arada. Apprenticeship Castles. Engineer Mathematics. Ne bu? Shipbuilding. Colossus. Aslında gemide gerekir ama herhalde acil değil diye tahmin ediyorum. Tabii Colossus çok şart değil. Ama yani denizcilik savaşı yapacağın zaman artı movement vesaire kapabilmek bayağı tabii kritik de olabiliyor. Daha ilerleyen fazlarında oyun. Apprenticeship mi yoksa military engineering mi? Apprenticeship. Şu an şimdilik astroloji bir turmuş ya. Onu yapmamışım. Ayıp. Feodalizm. Drama poetry. Hadi amfiteyatroyu da yapalım. İlim bilim irfan. Aha Muskat bana geçecek galiba. Çünkü nan oldu bir anda. Hamisi kalmadı. Sana bir şey olacak. Şöyle yapabilirsin. 8'e basarsan normal klavye number 8. Numara 8. Yaptığın kültürel baskıyı şehirlerin altında görebiliyorsun. Loyalty %100 diyor mesela Muskat'ta. Aa evet. Buradan diğer medeniyetlerin ve şehirlerin senin üzerindeki etkilerini görebilmen için böyle bir tool var. Güzel. Klavye kısa yollarını ben de bilmiyordum ha, iyi oldu. Bu şey lensler en soldaki var ya, haritanın sol üstündeki lensler. Evet evet. Bunlar bayağı aslında Book of Lenses diye bir kitap vardır hatta Can. Belki sen bilirsin. Aha, Game Design. Aha, tabii. Tam olarak aslında tamam. Demek istediği şey bu. Yani hani düz kullanmışlar. Hangi pencereden, perspektiften baktığın aslında. Sadakati evet şu anda görüyorsunuz zaten. Hepsi yükselişte. Herkes sadık. İyi. Sadık olan kazansın. Oo Genova'yı buldum. Genova. Have you the win? Ben de mesela şu an baskın din, Endonezya'nın dini oldu birkaç yerde. Bunu nasıl düzeltebilirim? Abi senin dolu fate'in aynen. Basacağım. Aynen bayağı misyoner. Misyoner basacağım değil mi? Misyoner, apostil işte. Tamamdır. Senin aslında yapabileceğin en kuvvetli şey olabildiğince çok içerisine sanat eseri koyabileceğin bina yapıp sanat eserlerinin tamam. İçerisine sanat eserlerini doldurup yani onları yazardı, ressamdı vesaire. Hı hı. Onları yaptığın anda 9 tile içeride mesela senin başkentinden Paris'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tile içinde Ternat şehri var. Şu 3 şehrine de sanat eseri koyarsan loyalty ile bastırıp oradaki şehirleri patır patır almaya başlarsın abi. Fish ve crabs. Ha, olur. Fişleri alalım. Tamam. Brenny Weatherwax hoş geldin. Sevgili Tuna Pamir şey ya bende ormanlık alanlar için oduncu çıktı abi. Ne yapam? Oduncu yapam mı yoksa tarlaya devam? Bence çünkü oradaki üçlü tarlaları bir yap abi. Çünkü şehirlerinin yemeği azdır. Tamam. Bir tarla buraya. Pops. Şimdi o değişimi göreceksin zaten, ikonların değişimini. Bir anda food böyle coşku, böyle her taraf mısır. Oo, güzel güzel. Heyecanla bekliyorum. Tamam zaten şey yani teknolojiyi aldık. Gider Adana'nın ya da İstanbul'un kuzeyindeki Marmara ormanlarını içeriz. Ne olacak? Yapmadığım bir şey değil. Her yer biçilebilir. Biçilable. Yok edeceğiz olacak. Biçilable. Ama sonra daha çok ekeceğim yani, merak etmeyin. Tamam tamam. Gerçekten şurada yani bir barbar tribe kaldı. İllallah tamam. Noktasında. Vallahi. Sümer kardeşim şu vampirlerin şu barbar kasabasına doğru. Ay ben bu arada galiba en az iki turdur setlerim yerine gelmiş, unutmuşum. Sormadı da. Şu Muskat'ın doğusunda abi nereye kurayım? Uçlara doğru mu kurayım? Abi aslında şurada bir yerde dağ olsaymış çok güzel olurmuş. Abi production'ı unuttum. Builder derim gitti. Evet. Yani orada ideal bir yer arıyorum burada ama. Yani bakıp işaretleyeyim diyeceğim de ya ben olsam aslında şu nehir kenarı var ya yukarıdaki.
Şuraya kurabiliyor olman lazım. 1, 2, 3, 4. Abi bu arada ben o vampiri sadece o barbar kampına özel getirdim oraya. Şöyle bir işaret koy. Yani şuraya bir yere kurup, bir tane de şöyle aşağıya kurup. Beyaz olarak gösteriyor. Diğer aşağı işaretlediğin yerde. Baya Ulaanbaatar ve Singapur'a komşu oluyorsun. Tabii yani diplerine kadar gir abi yani. Loyalty her turn 4 loyalty düşer diyor abi. O yüzden önce aşağıda koyduğun yere yapıyorum. Evet ki öbür şehre yol aç mesela. Bu arada stone'un olduğu yere. Yok şu an olduğun yere kur. Olduğun yere kur. Taşı keseriz. Ya tamam. Şöyle mantık şu. Kayserileri görelim. Bu Çörenzat Kayseri. Şehrinin baskısı nüfusla ağırlıklı olarak. İkinci olarak da ürettiğin tur başına kültürle oluyor. O yüzden mesela bir şehri kurar kurmaz hemen nüfusu arttırıp içerisine bir vali koyup onun içerisine valiler 8 puan değişiyor bu arada. Mesela 4 eksiye düşüyordun ya. O şehre vali koyarsan artı 4'e geçecektin. Anladım tamam. Bu arada üçgeni kurdun mu abi yoksa bir tane daha tarla kurayım mı? İster misin? Kurdum. Tamam. Bu çok güzel. Bu feodalizm kartına bonus aldın zaten şu an. Yönetim kartlarından feodalizme geldiğinde senin buradaki birbirine yakın olan bütün tarlalar artı birer food olacak şehirlerin için. Tamam. Oo. Adana'ya da bir ticari hub yapayım. Tam şuraya sınıra. Şurayı. Sınırlar da birleşiyor yavaş yavaş. Bu neymiş? İstanbul. Ne istiyorsun benden? Ha, İstanbul'a builder yapmışım zaten. Rain builder. İstanbul şu anda yapılacak bir şey de kalmadı. Campus Research Grants iyi bir şey midir abi? O şey o kadar tur boyunca şehir projesi olarak geçiyor bunlar. O şehir projelerini tamamladığında sana ürettiğin science kadar ekstra science bonusu veriyor. Çok şehrin olduğunda ve artık böyle rushladığında kullanmanı daha çok tavsiye ederim. Tamam. Yani şu an daha şehirleri geliştirmek birinci öncelik. Nüfusu arttırmak birinci öncelik diyebiliriz. Peki bazen mesela bir üretimi yapamıyorum süre bitiyor falan. Çok üzüleyim mi yoksa telafi edilir mi? Nasıl yani üretim yapamıyorum dediğin? Ya yetişemiyorum mesela süreden. Hayır çok problem değil ya. Yani bu zorluklarda şu an için biraz daha böyle hani oyundaki mekanikleri anlamanı daha çok isterim. Daha rahat hissedeceksin çünkü sen de. Tamam. Benim burada bildirim yok muydu lan? Bildirman oldu benim. Kayseri. Ims. Aa. Heriflerin kampının yanına çıkar çıkmaz bir okçu bir atlı falan getirdi hemen barbarlara. Bunlar sağlam barbarmış Duna. Ben burada 3 tane tribe'ın artık sonuncusuna kadar fenalık geçirme noktasındayım. Şunlardan kurtulursam ben yarmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben vampirle burada biraz devreye gezeyim de barbar buldukça öldüreyim. Sen level atlatırsan bu arada inanılmaz kuvvetli barbar şeyler vampirler. Çok saçma. Olur. Adequate. Civic. Feodalizm çok istiyor şimdi. Recorded History. Great Library. Olur. Teoloji. Science için lazım. Tamam. Trabzon ne istiyorsun? Warlord Throne yaparım ya. Audience Chamber Ancestral. Neymiş onlar öyle? O neymiş? Yo. Trabzon'a bir Holy Site gider ya. Ama damat... Arkadaşlar Gandhi gitmesin. Gandhi gitse yerine kim gelecek? Adam idare ediyor işte. Yani... Ya dinleri kimler kurdu ya? Tancan kurdu bir tane. Ben bir sal yer Trabzon'a doğru diktim. Sınırları da birleştirdim. Cezayir'den tamam. Fransa'ya kafa attı Zidane diniyle. Kafayı oturttum abi. Garrison Commander. Defense. City cannot be put under siege. Yok ya. Ama yeni vali mi açıyorsun Panda? Vardı yani yeni açmadım bir tanesini geliştirdim. Şimdi 3 valim var abi. Güzel. Hepsini ayrı şehirlere. Yine üzerindeki özelliklerine göre ilgili şehirlere koyarsan biraz da kudreti artar hepsinin. Aynen öyle. Amin. Selin hoş geldin. Çok sağ ol. Güzel. Builder'lara yetişemedim. En azından yürüttüm son anda. Zaten tek turda yapamazdı. Hem yürüyüp hem şeye.
Benim culture'ı arttırmam için ne önerirsin başka Tuna? Theater district'leri yapmaya başlaman lazım abi. Tamam. Oldun olmuşuz. İyi, güzel. Tamam. Onları da theater district'leri şöyle düşün. Şeylerin yanına, mesela örnek veriyorum. İki tane district'in, mesela şu Wonder'ın var ya, Paris'in yanında Wonder'ın. Evet. Onun yanına kurmuşsun zaten bir tane tiyatro bölgesini. Evet. O bayağı delik kültür getiriyor oradan. Abi gene 4 seçenek geldi. Gene şey oldu. Ama altın altın bu defa. Pen, brush and voice. Acaba kültüre mi abansam? Monumentality mi? Monumentality. Movement to all builders. Artı 2 movement. Aa çok iyi. Exodus. Tancan bak sana bir işaret daha koydum. Tamam. Monumentality yapayım mı abi? Builder'larım artı 2 veriyormuş. Yapabilirsin abi. O movement'ları şey değil. Yani ben gene free inquiry'de falan teknolojide kalmayı tercih ediyorum genelde bu tür durumlarda. Öyle mi? O zaman tamam. Bir bilene sorduk. Altın free. İlk defa bir altın maltın olduk ya. O yüzden. Heyecanlar iyidir. Vallahi çiçek. Tamam. Orada bir tane barbar var. Onu temizleyip işaretlediğin yere yapıştırayım şimdi. Oradan alacağın bilim bonus artı 7 kampüs falan girecek oraya. Hemen halledeceğim orayı. Yani rekor bir kampüs kuracaksın oraya, öyle söyleyeyim abi. Tüh be, şunu işte bir önceki turda yapsaydık şimdi binayı dikmiştik. Olsun. Olur olur, küçük küçük. Başka? Yine boyum geldi. Sen burada fortify kendini. Sen gezmeye devam et abisi yukarılara. Niye gidemiyorsun lan? Biz... Tamam. Recep teşekkür ediyorum, hoş geldin. Rüya 8. ay. Ay ilk dura ne oldu be? Emre? Welcome to the World Congress. Dünya Kongresi'ne hoş geldiniz. Biz bunları hep sallıyoruz bu arada ya. Bunu biz çok kötü yapıyoruz yani. Neyi oyluyoruz? Konu nedir? Zidane'a veriyoruz ki artı 10 ilahi güç. Tamam. Zidane'a 10 ilahi güç veriyoruz. Tamam. Buna mesela 10 bassam yeter mi, yoksa ne var mı? Az bas ya, biriktir kalsın elinde puanlar, çok şey değil. Ben bilmiyorum abi. Luxury var, World Religion var. Evet, dünya dinine desek. Şimdi mesela vereceğimiz üstteki olumlu, A olumlu, B olumsuz karar oluyor. Ve onun içerisinde seçenekleri yapıyorsun. Olumlu ama hedef seç diyor. Evet. Zidane evet. Kafa atacak. Tamam, luxury'de ne yapıyoruz abi? 10 saniyem kaldı. Luxury'de kendinize ait, mesela sizde hangisi varsa onu seçip, mesela bende balina var, ona verip puanımı veriyorum. Diyorum ki yani balinalar fazladan lüks verir. Dedim mesela. Yetişemedim. Acemilikten yetişemedik. Çünkü hiçbir fikrim yoktu ne olduğu konusunda. Ama anladım. Bundan sonrası için anladım. Tamam. Dünya Kongresi mantığı. Zidane dini de bizim Tancan'ın dini mi oluyor? Kimin dini? Evet. Ha, benimki evet. Senin vampiri koruyamadım Can. Aa, ne yaptılar ona be? Ulan hani bu kadar yüksek hasar vermiş olabilir ona? Al mı var lan Osmanlı'da? Neyse. Bayağı yediler onu ya. Yani bir tanesini indirebildim. 3-5 değil, bayağı hasar verdiler yani. Balım balım, canım balım. Gelişine hasar verdiler. Çok güçten. Bal da buluruz arkadaşlar. Dert değil, bal da bulunur. Bulunur paşam. Civil Service.